Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam Halk Arenası'nı İstanbul Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi'ne ait evlendirme dairesinde gerçekleştiriyoruz. Ve bu salonu bize tahsis eden Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Salonumuz gördüğünüz gibi değerli Kadıköylüler tarafından saatler öncesinden hınca hınç dolduruldu. Hatta ben salona girdiğimde konuştuk, arkada ayakta duranlar var. 3 saattir burada oturanlar, bekleyenler var bizi. Eksik olmasınlar. Kaç saat? 5 saat. 5 saattir burada bekleyen çok değerli konuklarımız var. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bu gecenin konuşmalarını merakla beklediğiniz çok değerli özel konuğunu takdim etmeden önce salonda bulunan bazı isimleri sizlere duyurmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Sayın Sait Yılmaz. Hoş geldiniz. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Rahmi Yüce. Hoş geldiniz. Halk Televizyonu İstanbul temsilcisi Tuğba Emlak kardeşimiz. Eksik olmasın, Tuğba Emlak bizi hiç yalnız bırakmaz İstanbul'da yaptığımız programlarda. Her zaman yanımızda olur. Çok teşekkürler değerli Tuğba. Ayrıca Kırmızı Kedi Kitap Evi'nin sahibi Sayın Haluk Hepkon bizimle birlikte. Meslektaşlarımız, köyün delisi namıyla maruf Bilgin Gökberk kardeşimiz. Halk Arenası dendiği zaman hemen akla gelen Atilla Köprülüoğlu. Merkezde Halk Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Çankaya kardeşimiz. Ayrıca vefalı dostlarımız, Samatyalı arkadaşlarımız. Ve az önce de ifade ettiğim gibi sevgili Kadıköylüler bizimle birlikteler. Evet, geldik gecenin çok özel konuğuna. Onu çok ama çok seviyorsunuz. Ülkemizin en çok okunan köşe yazarı olmasının yanı sıra Mustafa Kemal kitabıyla da Türk basın tarihinin en büyük basım ve satış rekorlarını kıran Kuvayi Milliyeci ve Cumhuriyet sevdalısı İzmirli cesur gazeteci, benim de çok değerli kardeşim Yılmaz Özdeğil. Şimdi siz kitapları gösteriyorsunuz. Programımızın ilerleyen dakikalarında bu akşam ilk kez baskıdan geldi. Yılmaz da ilk kez gördü. Çocuklar için hazırlanan, 10 başlıkta toplanan, çok güzel, hem baskısı çok güzel, hem içerikleri olağanüstü. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk ve temizlik. Mustafa Kemal Atatürk ve sanat, Mustafa Kemal Atatürk ve hayvan sevgisi gibi 10 başlıkta toplanan çocuklar için versiyonu bu akşam baskıdan geldi. Onu konuşacağız. Ne zaman kitap evlerinde olacak, ne kadar basıldı, bunların hepsini programın ilerleyen dakikalarında
sizlerle konuşacağız. Ama yüreğimizi yakan bir olayla başlamak istiyorum. Evet, maalesef. Sevgili Yılmaz. Maalesef. Önce hoş geldin. Sağ olun abi. Kadıköy'de bulunmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda burası benim evim. 25 senedir Kadıköy'de oturuyorum. İzmir'den İstanbul'a taşınırken, semt ararken tabii geziyoruz. Nerede yaşayabiliriz, ne yapabiliriz? Kendimi en iyi hissettiğim yer Kadıköy'dü. Ve sonradan öğrendim ki aslında İstanbul'da 28 bin İzmirli oturuyor. Bunların 22 bini Kadıköy'de yaşıyor. Çok ilginç. Yani Kadıköy'le İzmir çok özdeşleşmiş bir yer. Ayrıca ben bir Göztepe'liyim biliyorsunuz. İzmir'de Göztepe Muhtarlığı'na bağlı oturuldum. Burada da Göztepe Muhtarlığı'na bağlı. Manyaklık parayla değil yani. Estağfurullah. Kadıköy evimde bulunduğum için, değerli komşularımla bir arada olduğum için çok mutluyum. 22 bin kişi evet. İzmir'den Kadıköy'e yerleşiyor. Bu akşam 22.001 oldu. Ben de geldim İzmir'den ama ben geçici bir süreyle ikamet edeceğim. Tekrar İzmir'e dönmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Var mı? Bayraktar'ı ben bilmeyeyim ama. Tabii. Merak etmeyin. Evet, yüreğimiz yanıyor dedik. Çünkü dün Ankara'da tren kazasında 9 yurttaşımız maalesef hayatını kaybetti. 50 civarında yurttaşımız da yaralandı. Bazıları ağır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Yakınlarına sabır, başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar. Ama maalesef 2004'te Sakarya Pamukova'da 41 yurttaşımız, 2008 Kütahya'da 9 yurttaşımız, 2009'da Bilecik'te 5 yurttaşımız ve bu yaz Temmuz ayında, 8 Temmuz'da da Çorlu'da. 25 insanımız yok yere sipisine hayatlarını kaybettiler. Ve bakıyorsunuz başka kazalarda da öyle. Mesela Soma'daki ihmal kazası ki katliam gibi bir durum. Cinayet mi? Evet. Hep ihmal ve tedbirsizlik ve maalesef ondan sonra da sorumlu mevkidekilerden herhangi bir istifa eden olmuyor. Ve Çorlu'daki kazanın iddianamesi aradan 5 ay gibi bir süre geçmiş olmasına karşın henüz hazırlanabilmiş değil. Bilirkişi raporları çok tartışmalı. Dolayısıyla yani giden gittiğiyle kalıyor maalesef. Ve hepimiz her an her yerde buna benzer bir ihmal cinayetinin, kaza diyemiyorum maalesef, ihmal cinayetinin kurbanı olma riskiyle baş başa yaşıyoruz. Evet, yani gerçekten dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biri, öyle değil mi tren? Yani Avrupa'da insanlar vızır vızır kullanıyorlar vesaire. Yani kaza elbette olabilir. Kaza her konuda söz konusu olabilir ama bu son Ankara-Konya yolunda, işte Ankara'da yaşanan faciada görüyoruz ki bu bir kaza değil. Yani sinyalizasyon yapmamışlar ve bakan bugün hala diyor ki sinyal olmasa da olur. Sonra diyoruz ki biz kaza, bu bir kaza değil. Yani bir kere aslında medyanın da buna karşı bir yeni terminoloji geliştirmesi lazım. Yani hani mesela iş kazalarını iş cinayetleri diyorduk. Bunlara da bizim bir şey dememiz gerekiyor. Yani çünkü bu bir kaza değil. Yani sinyalizasyon yok, dakika sistemiyle giriş çıkış yapılıyor vesaire. Ve bunu şimdi biz işte kaza olduktan sonra görüyoruz ki yani bunu gazeteler zaten yazıyordu. İşte bu havuzcu müteahhit tabir ettiğimiz insanların yaptığı, ürettiği projelerde. Ama görüyoruz ki mesela devlet demir yollarında da bunun böyle olmadığını bilmeyen yok. Yani işte inşaat mühendisleri odasından barolarımıza kadar herkes
Hatta bu hakları kullanan insanlarımız dahi bunu biliyor. Bunu biliyor. Yani sorumlu meselesinden çıktım. Yani bizatihi bu işler için sanki bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani insan ölebilir. Yani bunların gözünde insanın değeri sıfır. Sıfır. Yani insan ölmüş. Bir hava, yani bu kadar mesela bu saydığınız işçi, bu kadar kedi ölecek Almanya'da hükümet kalmaz. Yani mümkün değil. Yani biz de AKP ile beraber, yani sadece facialar sıradanlaşmadı. Aynı zamanda faciaların cezasız kalması da sıralanmıştı. Çünkü neden? Mesela sinyal meselesi, ben bugün yazmaya çalıştım. Yani bu işte Binali Yıldırım'dan başlıyor. Binali Yıldırım İstanbul deniz otobüslerinin başına getirilmesinden başlıyor. Aynı zamanda İETT'nin başına getirilen Süleyman Karaman'la başlıyor. Sonra bunların bir tanesi Ulaştırma Bakanı yapılıyor. Bir tanesi Devlet Demiryolları'nın başına getiriliyor. Havuz sistemleri kuruluyor ve bugüne kadar geliyor. Yani sadece bu değil. Bakıyorsunuz havaalanlarında da benzer skandallar var. Bakıyorsunuz deniz otobüslerinde de benzer rezaletler var. Mesela İstanbul'da da oluyor. Mesela deniz otobüsü giderken şilebe patlatıyor. O geliyor işte iskeleye patlatıyor. İskele batıyor. Yani Türkiye'de bunlar her şey olağanlaşmış. Neden olağanlaşmış derseniz, bugün siz de onu bahsetmişsiniz. Liyakat. Bakın ben size bununla ilgili bir şey okumak isterim. Hani bunlar diyorlardı ya, demir ağlarla ördünüz, ne ördük be biz ördük falan diyorlardı. Şimdi sene 1933, Cumhuriyet 10 yaşına gelmiş, 10. yıl marşı yazılacak. İşte Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı sözler yarışmada seçiliyor. Cemal Reşit Rey tarafından da bestelenecek. Mustafa Kemal Güfte'yi görmek istiyor. Sözleri görmek istiyor. Getiriyorlar. Sözler aynen şu şekilde. Çıktık açık alanına 10 yılda her savaştan. 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan. Bir baca yükseliyor durmadan her yamaçtan. Mustafa Kemal bunu okuyor. Son satırını çiziyor ve el yazısıyla yazıyor. Diyor ki, demir ağlarla ördük, ana yurdu dört başta. Ve 10. yıl marşı gerçekleşiyor. Behiç Erkin'e dönüyor. Behiç Erkin, Çanakkale'den beri Mustafa Kemal'in arkadaşı, milli mücadele kahramanı, İstiklal madalyalı, Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve aynı zamanda ilk genel müdürü. Mustafa Kemal ona diyor ki, sizlerin bu 10 senedeki emeğiniz iyi ifade edilmiyordu. O nedenle diyor, mısrayı değiştirdim. Demir ağlarla öldük. Şimdi bu Behiç Erkin kim diye bakarsak, bir lojistik dehası, kurmay subay. Çanakkale'de asker ve mühimmat sevkiyatında inanılmaz roller üstleniyor. Ve daha sonra memleket işgal edilince Anadolu'ya geçiyor, milli mücadeleye katılıyor. Mustafa Kemal onu alıyor karşısına. Hatta Mustafa Kemal Trablus'tayken bile mektuplaşıyorlar falan. Diyor ki, ben cephede ne yapılmasını gerektiğini biliyorum. Ama diyor, cepheye asker ve mühimmat sevk etmeyi de sen biliyorsun. Erzak sevk etmeyi. Bunu diyor sen yapacaksın. Demiryolları. Çünkü diyor, bu iş olmazsa, sevkiyat sağlanamazsa bu iş başarılamaz.
Ve Behi Çerkin şeyin başına geçiyor. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda etkin rol oynayan insanlardan biri oluyor Behi Çerkin. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'ndan sonra demir yollarını millileştiriyorlar. Demir yolları okulu açıyor, uzman personel yetiştiriyor. Hatta bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin o günkü adı Mühendis Mektebi'ni özerk hale getiriyor. Devlet demir yollarının işletim sistemlerini Türkçeleştiriyor. Yani Türkler demir yolu işletemez ön yargısını kırıyor bu adam. Bakan oluyor, milletvekili oluyor, büyükelçi oluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'te, Türk Büyükelçisi olarak Paris'te, Fransa'da 20 bin Yahudi'yi Türk vatandaşı pasaportu vererek ölümden kurtarıyor. Türk ulusu adına konuşuyorum diyor. Hatta çok etkileyicidir o şeyi. Türk ulusu adına konuşuyorum. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette ırk, din, dil ayrımı yoktur. Bizim yurttaşlarımıza dokunamazsınız diyor. Ve 20 bin aslında Türk vatandaşı olmayan Yahudi'yi Türk pasaportuyla kurtarıyor. Şimdi bu kadar kaliteli, insansever, iş bilen bir kurmay subay. Ama en kritik olan noktalardan biri şu Uğur abi. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinden birinde Mustafa Kemal telgraf çekiyor buna. Diyor ki, olabilen en süratli şekilde sevkiyatı yapın, süreti arttırın, ihmal idamla cezalandırılacaktır. Bu Behi Çerkin'in Mustafa Kemal'e gönderdiği cevap aynen şu. Diyor ki, bu hat 40 kilometre sürat kaldırabilir, süreti arttırıp sevkiyat yapalım derken hiç sevkiyat yapamayız. Emrinizi aldım, bu yüzden uygulamadım. Başka bir emriniz varsa beklerim. Devrilir diyor yani. Ve Mustafa Kemal tekrar telgraf çekiyor. Diyor ki, Behiç, nasıl uygun görüyorsan öyle yap. Ve soyadı kanunu çıktığında da 37 kişiye bizzat kendi el yazısıyla soyadı veriyor Mustafa Kemal. Bir tanesi Behiç. Behiç'e de şu notu düşerek yazıyor. Yani diyor ki, Erkin soyadını verirken, Erkin'in anlamını yazarken, her şart altında doğru bildiğini yapan bağımsız karakter. Erkin'in anlamı. Şimdi bugün devlet demir yollarının ve Türkiye'nin bütün kurumlarının, yani silahlı kuvvetlerinden diplomasisine, emniyetinden yargısına getirildiği noktanın özüdür aslında. Biat kavramı. Bize Mustafa Kemal Atatürk'e bile doğru bildiğini söyleyecek adamlardan yanlış olduğunu bile bile baş sallayan adamlara Türkiye nasıl geldi? Aslında buna bakmamız gerekiyor. Bu devlet demir yollarında bugün yaşadığımız facia belki şu anda da yaşanıyor, tekrar olabilir. Çünkü adam çok açık bir şekilde havuzcuya ihaleyi veriyor, havuzcu da kafasına göre yapıyor. Sen ölmüşün, ölmemişin, bunun bir önemi yok. Memleketin, milletin parasını, canını, devletin, vatandaşın parasını, canını 3-5 tane müteahhitin cüzdanına yerleştiriyorlar. Bu 9 tane insanın tabutu aslında o yandaş müteahhitlerin cüzdanından ibaret. 9 değil, 99 kişi ölse, devlet demir yollarını kullanan bütün insanlarımız ölse, bunlar aynı müteahhitlere aynı ihaleyi vermeye devam edecek. Aynı müteahhit. Bakın, son derece basit bir tren seyahati faciayla sonuçlandığı gün
Güya uzay ajansı açtılar. Trende uzay profesörü öldü. Astronom. Trenin gittiği yerdeki üniversitenin uzay dekanı zaten kadınlara oy vermeyin diyordu. Şimdi bu hat bizi anca ölüme götürür ha. Bakın çok açık söylüyorum. Bunlar uzay muzay. Bunlar uzay mikiği yapsa ilçe başkanını astronot yapar. Ben buradan bunların mega proje falan dediklerinde de benzer uyarıları hepimiz yapıyoruz. Buradan tekrar ediyorum. Bakın Mimarlar Odası, Mühendisler Odası gibi yetkin kurumlarımızın onay vermediği projelerde bunların yaptığı salıncağı bile binilmez, ben size söyleyeyim. Bu işin sonu bile bile ladestir, bile bile faciadır. Yarın bir facia daha yaşamayacağımızın garantisi yok. Yok. Yılmaz'cığım, Çorlu'daki o 25 yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve göstere göstere gelen tren kazasından sonra o rayların havada asılı kalmış çamaşır hali. İpi gibi duruyor. Evet, evet. Yani o rayların o hale gelebilmesi için bir defa afet düzeyinde yağışı geçtim. O menfezin saatler boyu tıkalı kalması ve suyun da saatler boyu o toprağa ve dolgu malzemesini sürüklemesi gerekir. Kaldı ki o saatler boyu kontrol yapılması da zorunluluk. Yapılmamış. Tabii. Ve kazadan sonra öyle bir refleks gösteriyorlar ki ambulanslar ve kurtarma ekipleri oraya gidemeden hemen yayın yasağı konuluyor. Tabii. Ve ondan sonra o hatlarda işte görev almış ya da iş almış, yani Devlet Demiryolları'yla veya o hattı yapan müteahhitle bir çıkar ilişkisine girmiş, maddi bağlantısı olmuş kişileri de bilir kişi olarak atıyorlar. Olacak şey değil. Tabii. Bir de Uğur, eğer o kazanın sorumluları yargı önüne çıkarılıp gerektiği şekilde hesap sorulabilme süreci başlatılabilmiş olsaydı belki dünkü kaza gerçekleşmeyecekti. Yani şüphesiz öyle. Çünkü yani çok basit bir şey. Yani sinyal sistemi olmadan sen bu treni nasıl açıyorsun kardeşim? Ve dün sanırım bizim gazetede vardı. 7000 kilometre hat varmış sinyalsiz. Yani bu bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, bu hızlı tren denilen bu. Yani trene biniyorsun, yolda bir şeye denk geleceğiz mi bilmiyoruz. Çünkü bakana diyorlar ki bu nasıl oldu? Onun orada olmaması lazım diyor. Ya Emin Çöleşen koydu herhalde onu oraya. Öyle değil mi? Bakın, bir de aslında Uğur abi, yani toplumun bunu elbette yurttaşlarımız biliyor ama bunu her defasında tekrar etmemiz gerekiyor ki unutulmasın. Çünkü bakın dün şey açıklandı, dünya bunama istatistikleri. Bunamada birinciymişiz ha. Benim için hiç yadırgatıcı olmadı yani. Şimdi bakın, biz yandaş müteahhitlerden daima söz ediyoruz. Hepimizden parayı topluyorlar, yandaş müteahhitlere veriyorlar. Hatta seçimlerde falan mesela asrın liderimiz gidiyordu Kastamonu'ya. Diyordu ki İstanbul'a köprü yaptık, bravo falan alkışlıyordu Kastamonu'lar. Şimdi parayı Kastamonu'lar ödüyor. Çünkü geç geçme parayı veriyorsun. Geç geçme parayı veriyorsun. Şimdi burada bu yandaş müteahhitler, havuzcu müteahhitler, milletin orasına koyacağız falan diyen arkadaş, plaket verdiler ona bu lafı söylediği için. Şimdi paralar bunlara veriliyor. Uçmadığımız havalimanına, geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele para ödüyoruz. Öyle değil mi? İyi de burada şöyle dikkat çekici bir başka bir şey var. Ve bunları yapıyoruz, diyoruz biz icraatçıyız. Çok büyük işler yaptık, büyük proje. Şimdi Marmara'yı aslında Japonlar yaptı. Şimdi hep bir havuzcu müteahhit var bütün projelerde.
Ama yapan kim? Marmara'yı Japonlar yaptı. Osman Gazi Köprüsü'nü Japonlar yaptı. Hatta halat koptu, mühendis harakiri yaptı Japon. Evet. Adam Konya'ya gelse demek ne yapacak? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İtalyanlar yaptı. Avrasya Tüneli'ni Güney Koreliler yaptı. Şimdi biz havuzculara para ödüyoruz. Yapan kim? Gebze Halkalı Banliyö hattını şu anda İspanyollar yapıyor. Gebze İzmir otoyolunu İtalyanlar yapıyor. Ankara İstanbul hızlı treninin bölüm bölüm Çinliler, İspanyollar, İtalyanlar ve Almanlar yaptı. Biz parayı niye havuzculara veriyoruz? Ankara Sivas hızlı trenini Çinliler yapıyor. Lokomotifler Amerikan. Kayseri Mersin demiryoluyla Mersin Osmaniye demiryolunun yenilenmesini İspanyollarla Fransızlar yapıyor. Şu anda. Kayseri Mersin Adana demiryolunun sinyalizasyonunu İtalyanlar yapıyor. İstanbul metrosunu Almanlarla Fransızlar yaptı. Ankara metrosunu İspanyollarla İtalyanlar yaptı. Elektronik sistemleri Alman, lokomotifler Çin. Ankara-Konya hızlı treninin, yani bu kaza yapılan yerin, lokomotifleri Alman, rayları İtalyan. Bakın, Mustafa Kemal bu milletin demir yollarını millileştirmişti yabancılardan. Şimdi bakın, yerli milli dediklerini sayıyorum size. Ankara-Konya hızlı treni ile Ankara-Eskişehir hızlı treninin bakımını, onarımını, günlük iç dış temizliğini bile Fransızlar yapıyor. Ankara-Eskişehir hızlı treninin trenleri İspanyol. Eskişehir-Kütahya-Balıkesir'in sinyalizasyonunu Fransızlar yapıyor. Bandırma-Balıkesir-İzmir sinyalizasyonunu İspanyollar yapıyor. Girin internete, bu Süleyman Karaman'ın, Binali Yıldırım'ın hep buralarda fotoğrafları var. Sivas-Erzincan hattının projesi hazır, İtalyanlar yapıyor. Şanlıurfa-Mürşitpınar demir yolunu İtalyanlar yapıyor. Hani bu, biz işgalden kurtulmuştuk ya. Uluslararası fuar alanı gibiyiz. Tabii, milli ve yerli İtalyan yani. Bakın Elazığ-Muş demir yolunu Güney Koreliler yapıyor. İzmir'de Ali Ağa Menderes-İzban hattını İspanyollar yaptı. Bunlar kurdele geçiyor. Parayı da havuzcuya veriyoruz. İzmir-İzban'ın lokomotifleri Güney Kore'den geldi. Türkiye'de kullanılan tüm raylı sistem araçları ithal. Sadece ithal de kalmıyor. Satın aldıktan sonra, ithal ettikten sonra testleri yapılsın diye Çek Cumhuriyeti'ne, Almanya'ya, Fransa'ya gönderiyorlar. Bolu Tüneli'ni İtalyanlar yaptı. Haliç Metro Köprüsü'nü İtalyanlar yaptı. Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakımını Japonlar yapıyor ya. Asfalt yapamıyorlar bunlar. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olduğu için saymaya devam ediyorum. TürkSat 3A uydusunu Fransızlar yaptı, Fransızlar fırlattı. TürkSat 4A uydusunu Japonlar yaptı, Kazakistan fırlattı. TürkSat 4B uydusunu Japonlar yaptı, Kazakistan fırlattı. Rezalet ortaya çıkmasın diye sizden gizlediler. Muhtemelen haberiniz yoktur. TürkSat 1B uydusunu uzayda kaybetti bunlar. Lütfen program bittikten sonra girin internete, bakın, kaybettiler uyduyu. Uydu bu çünkü, o geldiğince biat etmiyor yani. Göktürk 2 uydusuna %100 yerli mal dediler. En kritik meseleleri, denge konum modeli, modülü İngiliz. Optik sistemi Güney Kore, tepki tekerleri Amerikan, manyetik tork çubukları Alman, itki sistemi İsrail,
Titreşim testlerini Fransızlar yaptı, Çin fırlattı. Yerliye bak. Göktürk bir uydusunu yerli dediler, İtalyan Fransız firması yaptı. Türk Telekom'u Araplara verdiler. Araplar milyar dolarları çarptı gitti. Binaları, kabloları bile sattılar. Enkaz kaldı ve milyar dolarlık Türk bankalarına borç kaldı. Telsim'i İngilizlere verdiler. Metrobüsleri Hollanda'dan aldılar. Deniz otobüslerini Avustralya'dan aldılar. Feribotları Avustralya'dan aldılar. Bakın ben buna çok gülüyorum. Recep Tayyip Erdoğan feribotu var. Norveç'ten aldılar abi. Norveçli Recep Tayyip Erdoğan feribotu. Bakın arkadaşlar, çok gerçekten insanın içi acıyor. O demiryolu hatlarında kondüktörlerin çaldığı düdük Çin malı ya. Düdük. Düdüğü Çin'den ithal ediyorlar. Bakın, içimiz parçalanarak, ağlayarak gülelim diye söylüyorum. Hani derler ya, öküzün trene baktığı gibi. Bunların yaptığı trene bakan koyunlar Yeni Zelanda'dan geliyor. İnekler Uruguay'dan geliyor. Bunların yaptığı trene bakan öküzlerin samanı Afrika'dan geliyor ya. Bunu hepimiz zaman zaman okuyoruz ama liste halinde daima aklımızda tutmamızda fayda var. Yerli ve milli diyerek yerli ve milli olan her şeyimizi yabancıya verdiler. Ya peşkeş çekerek verdiler ya da milletin paralarını milyar dolar akıtarak verdiler. O zaman şunu tekrar sormamız gerekiyor. Biz bunu Japon'a yaptırıyorsak aradaki havuzcu ne işe yarar? Öyle değil mi? Evet. Tüneli yabancı yapıyorsa, köprüyü yabancı yapıyorsa, devletle anlaşma, parayı da biz ödüyorsak, bu milletin orasına koyacağım diyen adam, araya kim sokuyor bunu? Mesela ben buradan bütün Türk halkına soruyorum. Bu müteahhit diyor ki, yargılandı, buradan ceza yedi. Dolayısıyla bu konuşmasının ona ait olduğu tescillenmiş oldu Türk hukuku tarafından. Bu yüzden soruyorum. Bu müteahhit diyor ki, bin Ali kalırsa yaşadık diyor. Ben buradan bütün Türk halkına soruyorum. Bu bin Ali kim? Müteahhite soruyorum, cevap vermiyor. Türk halkına soruyorum. Bin Ali kalırsa yaşadık diyor. Kimden bahsediyor? Bu müteahhitin bahsettiği Bin Ali kim? Türkiye'nin buna cevap araması lazım. Şimdi tabii saydın bir uluslararası inşaat alanı gibi, yani demir yolları açısından, şantiye. Boğaz köprüleri açısından. Evet, evet, şantiye, fuar. Kayıplar maalesef bizim insanlarımız tabii. Eskiden bir kaza olduğunda bu tür bir ihmal, tedbirsizlik iddiası ortaya atıldığında gazeteciler, özellikle ana akım medya tabir edilen basın bunun üzerine giderdi. Evet. Mesela bizim yıllarca çalıştığımız Hürriyet gazetesinin en önemli özelliklerinden biri bu tür araştırmalardı ve haberlerdi. Şimdi asla haber konusu edilmiyor, üzerine gidilmiyor ve bu iş kala kala, tabii ki sözcüğü bir kenara ayırıyorum, sözcüğü biraz sonra konuşacağız, nasıl bir bağımsız gazetecilik sergilediğini sözcü ve çalışanlarının, iş bir işsiz gazeteciye kaldı. Mustafa Hoş adlı bir kardeşimiz, evet. Çorlu'daki tren kazasını, öyle kalemini bunu aydınlatmaya adayarak
adeta pöstekiden kıl sayarcasına tırnaklarıyla duvarlara tırmanarak ortaya çıkartmaya ve gerçekleri toplumla paylaşmaya çalıştı. Bayağı da mesafe kat etti. Bu arada kazada oğlu hayatını kaybeden bir anne soruşturmacı gazeteci oldu. Mısra Sel diye bir hanım. Dünyalar güzeli Arda Sel adlı oğlunu kaybetmiş. Anne çırpınıyor ve bunun bir ihmal cinayeti olduğunu ortaya çıkartmak için tüm yetkilileri harekete geçirmeye çalışıyor. Devamen ne yapıyorlar biliyor musun? Devlet Demiryolları Genel Müdürü kadın soru soruyor diye, anne acıyla yüreği yanan anne soru soruyor diye sosyal medyada engelliyor kadını. Ya olur mu bu Allah aşkına? Empati yap biraz. Kendini yani yapamazsın da bir o annenin yerine koy, düşün. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Yani gerçekten burada çok acı. Şu gerçekten artık unutulmuş vaziyette. Yani bu siyasiler, bu bürokratlar, ya milletin bizatihi kendisi için var. Millet için var. Yani bir her şeyden vazgeçtik. Biraz önce söylediğiniz gibi insan bir özür diler. İnsan bir özür diler. Yok yani bu tekrar söylüyorum çok başka bir noktaya savruldu Türkiye. Maalesef. Çok başka bir noktaya maalesef savruldu ve ben devleti yöneten bir takım insanların gerçekten etrafındaki bir takım tipler tarafından bir sanal gerçekliğe sokulduğunu düşünüyorum. Yani bu toplumun gerçekten şikayetlerinin, toplumun sesini çıkaran kesiminin şikayetlerinin onlara ulaşmaması için her şeyi güllük gülistanlık göstermek için bir sanal gerçeklik yarattıklarını, buna zaman zaman kendilerinin de inandığını görüyoruz. Mesela bu işte bu ekonomiyle ilgili de öyle. Yani şakır şakır şirketler konkordato ilan ediyor, kriz yok diyorlar. Ya da markete gidiyoruz, en gerizekalımız bile satın aldığı ürünün kaç paradan kaç paraya geldiğini görüyor ama enflasyon düştü diyebiliyorlar. Yani bu da öyle bir şey. Mesela ben buna razıyım. Mesela bakan çıktı sinyalizasyon olmasa da olur dedi. Yani aynı bakan çıkıp kaza olmadı diyebilirdi ya. Yani çünkü yok sayılabiliyor. Göstermedikleri zaman bunun unutulabileceğini düşünüyorlar ve böyle düşünmekte de haklılar. Çünkü gerçekten herkes unutuyor. Yani mesela Çorlu'da aslında kaç insanımızı kaybettiğimizi, yani o hayatını kaybeden insanlarımızın ailesi dışında kimse bilmeyebilir. Aynı hatta mesela bugün o Konya hattında kaza olan hatta şey koysak tren, inanın pek çok kişi kazadan habersiz bile olabilir. Yani hani ben o hep örneği veriyorum abartılı olsun diye. Yani Satürn dünyaya çarpsa haberi olmayacak bir kitle yaratıldı. Yani bu çok azin bir şey. Dolayısıyla kaza olmadı diyebilirler. Kazayı CHP yaptırdı diyebilirler. Yani gerçekten bakın bunu samimiyetle söylüyorum. Bugün herhangi bir yandaş televizyonda birisi çıksın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi sabotaj yapmış desin, Türkiye yarın ikiye bölünür. Buna inananlar ve inanmayanlar. Ya bu korkunç bir şey. Şeylere bakıyoruz arada, yandaş tabir edilen televizyonları. Yani bir millete bundan daha büyük kötülük yapılamaz. Mesela bugün geldiğimiz noktada iyi ki bunun böyle olmadığını düşünen yurttaşlarımız hala çoğunlukta. Gerçekten namuslu,
yurtsever insanlara vatan haini deniyor bu ülke. Ya, maalesef. Yani korkunç bir şey. Korkunç hakikaten. Yani hırsızlar, dolandırıcılar, yabancı ülkelerin tetikçileri, maşaları kıymete binmiş. Gerçekten vatanını, milletini seven namuslu insanlar çile çekiyor. Ya bu korkunç bir şey. Yılmaz'cığım işte Dumlupınar'da unutulmuş ve unutulmaya mahkum edilmeye çalışılmış Dumlupınar'da yıllar sonra ilk kez bir sosyal tesis, bir dinlenme tesisi, konferans salonu, efendim kütüphane, işte kahvaltı salonu, restoran falan. Harika bir kompleks yaptı Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben bir mesaj paylaştım. Dedim ki işte Mustafa Kemal Atatürk dinlenme tesisleri ve kompleks tamamlandı. Sırada Aydın Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ailesinin birikimleriyle yapacağı Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul inşaatı var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz dedim. Birisi bana mesaj, cevabi mesaj yapmış. Yine yaptın hainliğini diye. Ne diyeyim ki ben şimdi? Vatan hainliği. Evet, yani yine vatan hainliğini yaptın diyor. Artık bu noktaya geldi. Tabii. Yani bu asıl içinde bulunduğumuz temel sorun bence bu. Yani AKP'nin de başa çıkamayacağı temel sorun bence bu. Ben bunu şeyle tarif ediyorum. Mesela geçen gün anlatmaya çalıştım. Ergenekon mesela. Şimdi işte dediler ki en son Ergenekon diye bir örgüt yokmuş. Bu iş bitiyor. Yani savcının söylüyor. Şimdi zaten yoktu da yokmuş diyene kadar neler olduğuna bakarsak aslında var olan bir devletin nasıl yok olduğunu görebiliriz. Mesela Ergenekon davasının bence temel hedefi buydu ve başarıldı. Mesela bugün Türkiye'de herhangi bir yurttaş çıkıp şunu diyebilir mi? Benzer bir kumpas kurulsa, benzer bir iftira atılsa kolektif bir şekilde, toplum buna ses çıkarır mı, çıkarmaz mı? Çıkarmaz. Mesela eskiden olsa biz derdik ki, ya bu toplum böyle bir şeye izin vermez. Yani Genelkurmay Başkanı'na terörist denmesine toplum izin vermez. Ama gördük ki toplum buna izin vermez. Ergenekon davasının bence nihai hedefi aslında buydu. Artık yek vücut halinde hareket edemeyecek bir toplum yarattı. Bu Ergenekon, balyoz, casusluk vesaire gibi kumpas davalarına direnen bir avuç insan var. Bunun onurunu yaşıyor. Sessiz kalan müthiş bir çoğunluk var. Bunun utancını yaşıyor. Yalan olduğunu bile bile buna çanak tutanlar var. Bunlar da bunun vebalini taşıyor. Şimdi mesela Ergenekon davası öncesinde bizim toplumumuz böyle bir toplum değildi. Ama artık böyle bir toplum. Mesela artık bu toplum biliyor ki Profesör Mehmet Haberal gibi hayatı boyunca bu milletin iyiliği için çalışmış bir insanı siz terörist diye hapse sıkarsanız bu üniversitelerin hiçbirinin sesi çıkmaz. Türkan Saylan. Türkan Saylan. Yani veya bir sendikacı, sendika lideri veya bir öğrenci lideri veya bir namuslu gazeteci biliyor ki artık toplum sesini çıkarmaz. Ergenekon davasının nihai hedefi aslında buydu. Ve başarıldı. AKP buna kendi muhaliflerimi yok ediyorum diye seviniyordu, çanak tutuyordu. Hatta bizzat Cumhurbaşkanı diyor ki
biz bunlarla aynı menzile gidiyoruz diye destek olduk falan diyor. Şimdi pişman olduk diyor. Evet. Ama vardığın nokta ne? Artık bunu sizin bile düzeltebilmeniz imkansız. Ben bunu 2007 seçiminden beri söylüyorum. Kavrayabilen kavruyor, kavrayamayan da kendince gülüyor. Artık AKP'yi biz de kurtaramayız. Çok haklısın Yılmaz'cığım. Şimdi reklamlara gireceğiz. Ondan sonra sözcüyü konuşacağız. Benim bu çiftlik bank denilen en son saadet zincirinin bir numaralı sanığı vardı ya. Tosuncuk. Onunla ilgili müthiş bilgiler edindim. Götürdüğü paralarla ilgili müthiş bilgiler edindim. Onları da paylaşacağım. Ama bir cümleyle bu yaptığın yoruma katkıda bulunmak istiyorum. Gerçekten de dediğin gibi Ergenekon'da hedef buydu. Toplumu duyarsızlaştırmak ve sessizliğe mahkum edebilmek. Biz Ergenekon kumpasına Star Haber'de birlikte karşı çıktığımızda hemen boy hedefi haline gelmiştik. Evet. Ve akıllara durgunluk, iftiralara maruz kaldık. Tutuklanacak gazeteciler. Evet, tutuklanacak gazeteciler arasında adımız yazıldı. Yani inanılmaz linçlere maruz kaldık ve iftiralara uğradık. Orada amaç işte bizim de sesimizi kısabilmek, bizim de boynumuzu eğdirebilmekti. Ama biz meydan okuduk. Ve o kumpasın kumpas olduğunu herkesin sustuğu bir dönemde Yılmaz'la birlikte bütün haber merkezi olarak söylemekte beis görmedik. Cesaretle de haykırdık ve hala haykırıyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra soluk soluğa seyredeceğiniz bir bölümle karşınızda olacağız. Mustafa Kemal'in çocuk versiyonları da hazırlandı. Bu akşam ilk kez geldi matbaadan. Onunla da ilgili çarpıcı açıklamaları olacak sevgili Yılmaz'ın. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu akşam İstanbul'da Kadıköy'deyiz ve Halk Arenası'nı Kadıköy Evlendirme Dairesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu güzel salonu bize tahsis eden Kadıköy Belediyesi'nin değerli başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Değerli Kadıköylüler, bizi bu akşam yalnız bırakmadılar. Bakıyorum, reklam arasında da İstanbul'da mesafeler bir hayli uzak olmasına ve zaman almasına karşın bırakıp gitmediler. Bizimle birlikteler. Sağ olun, var olun. Hepiniz çok değerlisiniz. Konuğum, Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı olduğu gibi son eseri Mustafa Kemal, Türk basım tarihinde hem basım hem de satış rekorları kıran İzmirli, Kuvayi Milliyeci, yiğit gazeteci, değerli kardeşim Yılmaz Özdil. Sevgili Yılmaz, şimdi geçmişte, yakın geçmişte Türkiye pek çok saadet zinciri gördü.
ne bileyim bankerleri gördü, arkadan işte hayali ihracatçıları gördü, titancıları gördü. En sonda yine böyle bir çırpıda kolay para kazanma arzusunda ısrar eden ve geçmişten ibret almayan yurttaşlarımız Çiftlik Bank adlı saadet zincirine çok para kaptırdılar. Ve bu arada ışığımız da gitti. Şimdi arkadaşlarımız onu yaparlar. Erdem şu ışık gitti. Yani cep telefonu ışığında bile biz programı devam ettiririz. Hiç merak etmeyin. Ve bir iddiaya göre henüz yani doğru dürüst sakalı bile çıkmamış. Görünüşte sevimli, güler yüzlü ama iddialara göre de üç kağıtçının teki, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen bir kişi. Ve ne yazık ki buna gülmek mi gerekir, ne yazık mı demek lazım, onu da bir türlü karar veremedim. Medya hala Çiftlik Bank CEO'su olarak bahsediyor ondan. Yani bir sanki ciddi kuruluş var da evet, onun da bir CEO'su, CEO'su varmış evet. gibi. Öyle diyorlar, hala öyle diyorlar. 400 milyon dolar götürmüş bu genç vatandaş. Bugün bana bir fatura geldi. Daha doğrusu iki fatura geldi. Bu yurttaşımız halen firari aranıyor. Uruguay'ın başkenti Montevideo'dan İstanbul'a bir uçuş gerçekleştiriyor. Özel uçak kiralıyor. Faturası falan var. Yarın Sözcü'de köşemde hepsini belgeleriyle yayınlıyorum. 14 kişilik uçağa 3 kişi biniyorlar. CEO. CEO zaten geniş yer kaplıyor. Evet, CEO. Hem geniş bir kavram hem de geniş yer. Bedenen de geniş bir yurttaşımız. Bu CEO, eşi hanımefendi ve Uruguay'daki işlerini ayarlayan yancı mı denir, ne derse? CEO yancısı. Evet, CEO yancısı. CEO yancısı diyelim biz de. Ne kadar para ödüyorlar biliyor musunuz? Bugünün parasıyla 874 bin lira. Yani 1 milyona ramak kalmış. Asıl bombayı şimdi patlatıyorum. Hanımefendi sigara içiyor. Ama sigara içmesi için ekstradan bir ödeme yapması gerekiyor. Çünkü bazı önlemler alınıyor uçaklarda. Bunun için de ne kadar ödüyorlar biliyor musunuz? 61 bin lira. Sigara içmek için. Siz şimdi götürdüklerini hayal edin. Götürdüklerini hayal edin. Bunda Emin Çoraşan'ın rolü var mı yok mu bilmiyorum. Yani evet. Programa başlarken bir fatura geldi. Ferrari almış. 626 bin Uruguay parası. Onu araştıramadım. Program başladı çünkü. Eğer içinizde araştıranlar olursa bana lütfen mesajla bildirin. Onu da program sona Ferrari ermeden yani duyurun. Dünyanın her yerinde standarttır fiyatı zaten. Mütevazi bir araba yani. O çocuk öyle. Aile arabası. Tabii. Evet. Sonra bir malikanede oturuyor Uruguay'da. Onun da görüntüsü yine program başlarken geldi. Onları yarınki yazımda paylaşamadım. Bir de yatı var. Arkadaşımızın. Yani anlayacağınız. Bu Tosun abi bu işi yaparken. Ben topu sana atıyorum. Tosun'la ilgili vallahi, konuyu sana Tosun'la bırakıyorum. Tosun'la ilgili ben merak ettim ya. Dedim bu nasıl bir şey, bu holding ne iş yapıyor yani Tosun? Tosun bir internet sitesi kurmuştu. Çiftlik Bank denilen aslında bir internet sitesi. Orada şeyler var işte ürünler, satın alabileceğiniz hayvanlar işte tavuk, koyun, inek falan. Ben ineğe baktım 50 lira yazıyor. Aa. Yani tıklıyorsun. Hı hı. 50 lira o inek senin diyor. 50 lira olunca dedim ulan ben de mi alsam acaba? Çünkü yani 50 liraya inek sattı adam. 1 milyar doları tokatladı gitti.
Şimdi bu, ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallahi Uğur abi. Yani 35 yıllık gazeteciliğimde benim geldiğim nokta, yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verecek bir ahali varsa, yani bunların parasını almak sevap zaten abi. Almazsan gibi. Değil mi? Adam diyor ki, yani özetle, ben diyor kerizim. Adam da ben alayım o zaman abi demiş yani. Değil mi? Şimdi bununla ilgili bakın, ben vaktimiz var herhalde. Var mı? Var Yılmaz. Tosun'un da hem böylece biraz şey yapmış oluruz. Takdir ediyorum ben gerçekten. Yani bir Tosun'a kadar ben en çok Jet Fadıl'ı takdir ediyordum. Tosun bence... Onu ben mahvettim. Öyle demiş. Valla teessüf ederim size. Ben iyi bir iş adamıydım. Uğur Dündar beni kötü gösterdi demiş. Tabii. Karaladınız adamı. Maalesef. Tabii. Şimdi bir aslında Türkiye'nin 40-50 senesine baktığımızda gerçekten yani biz gazeteci olarak takip ediyoruz ama aslında sosyologların falan yani üniversitelerin incelemesi gereken bir tablo var. Şimdi çoğumuzun yaşı yeter. Bir banker hadisesi vardı Türkiye'de. Evet. Değil mi? Evet. Yani Castelli, Baco, Banker Servet, Banker Bahar, Banker Selvan, Banker Kervan. Şimdi şey yapmayayım diyor. Aslında bu alın terinin köşe dönme merakına yenilmesiyle alakalı bir şey. Yani çalışarak, namusluyla çalışarak, alın teri dökerek para kazanmaktansa köşe dönmek üzerine kurulu bir merakın sonucu. Mesela bir tane banker vardı, 18 yaşında. Çocuk çaycıydı. Bildiğiniz çaycı. Bir senede 1 milyar lira tokatladı. Bir sene. Karşılığında çay mı veriyor? Ben İzmir'de hiç unutmuyorum. Hatay'da bir tane berber vardı. Nokta durağında. Atilla olarak atılıyor. Adam dedi ki en yüksek faizi ben veriyorum. Berber. Abi millet berberde kuyruk oldu berbere parayı vermek için. Berber tabii bir ay sonra gitti. Berber. Piyasada ne kadar üçkağıtçı, dolandırıcı varsa herkes şey oldu. Banker. Bakın ben gazeteci olarak bunlara şahit oldum. Kuyruk vardı. Bankerlerin kapısında kuyruk oluyordu. Apartman dairelerinde, bildiğiniz apartman dairelerinde şube açıyorlardı. Sıra numarası dağıtıyorlardı. Millet bankere parayı vermek için sıra numarası alıyordu. Mesai bitecek, veremeyeceğiz diye ağlıyorlardı kapıda. Yarına kalacak diye. Çünkü o gece kaybedeceği faizi düşünüyordu. İki sıralı bankerler vardı. İki sıra. Buradan gelenler parayı veriyordu, buradan gidenler parayı alıyordu. Böyle onun parasını alıp buna, gözünün önünde. Gazetelerde çarşaf çarşaf reklamlar çıkıyor. Bakın bu Tosun Mosun diyoruz ya, bunların hiçbiri aslında tek başına olmuyor. Başta medya ve siyasi korumalar da oluyor. Bu bankerler saadet zincirleriyle dünyanın en yüksek faizini vereceğiz diye para toplarken medya bunlara çanak tutuyor. Bugün Türkiye'de her şey çok güzel oluyor diyen medya o zaman da vatandaşa paranızı bankere verin diye haber yapıyorlardı. Çarşaf çarşaf ilanlar yayınlanıyordu. Televizyonlarda reklamlar yayınlanıyordu. Türkiye'nin en ünlü sanatçıları reklamlarda oynuyordu. Ekonomi sayfalarına bankerler manşet oluyordu. Türkiye ekonomisine ne kadar katkı sağladıklarına dair, itibarlı iş adamları olduklarına dair, öyle değil mi Uğur abi? Tabii tabii. Reklamlar yayınlanıyordu. Neticede kimisi İsviçre'ye kaçtı, kimisi Suriye'ye kaçtı. Bakın size bir rakam vereyim. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 8 trilyon lirayken 150 milyar lira tokatlamışlar. Bankerler.
Banker skandalından 3 milyon kişi etkilendi Türkiye'de. Ki o zaman nüfusumuz şimdiki gibi değil. 3 milyon kişi banker faciasının mağduru oldu. Bir şey öğrenildi mi? Hayır. Hemen arkasından hayali ihracat duayenleri çıktı Türkiye'de. Uğur abi bunların uzmanıydı. Yahya Demirel, değil mi abi? Evet. Turan Çevik, Kemal Orzun, Orhan Aslıtürk. Böyle hepsi itibarlı iş adamları. Bunlar böyle mobilya ihraç ediyorum ayağıyla kırık suntayı falan gönderiyorlardı. Paraları kapıyorlardı. İşte kumaş gönderiyorum diye kırpıntı sünger gönderiyorlardı. 5 liralık malı 125 liraya ihraç etmiş gibi gösteriyorlardı. Vergi iadesi adı altında para alıyorlardı. Hayali paketleri ihraç etmiş gibi gösteriyorlardı. Yani şimdi diyorlar ya hayaldi gerçek oldu. Mezar taşlarına bile fatura kesiyorlar. Fatura kesiyorlardı. Gene bugünkü gibi mütedeyyin iktidarlarımız tarafından bunların sırtı sıvazlanıyordu. Bugünkü gibi gazeteler, televizyonlar, medyamız bunları itibarlı iş adamları diye manşet yapıyordu. Bunların dolandırıcı olduğunu yazan gazetecilere, televizyonculara başta Uğur abi gibi saldırıyorlardı. Ekonomimize zarar veriyorsunuz diyorlar. Bu adamları üzerek falan. Neticede bu memleket ekonomisini kurtaran arkadaşların kimisi Karayipler'e kaçtı. Kimisi Yunanistan'a kaçtı değil mi motorla evet. Falan Uğur abi. Peki ders aldı mı Türkiye? Gene almadı. Peşinden yeşil sermaye diye bir şey çıktı arkadaşlar. Aynı şey. Helal para, faiz almayacağız ama köşeyi döneceğiz. İsimleri vardı bunların. Özellikle Almanya'da mantar gibi türediler. O alın teriyle para kazanan gurbetçilerimizi vatan, millet, din, iman diyerek, minare, bayrak diyerek tokatladılar. Yılmaz'cığım, bana bir görüntü ulaştı. Camide para topluyor. Camide. Ve diyor ki sizi Uğur Dündarlardan kurtaracağız diyor. Evet, maalesef böyle söylüyor. Ve o Uğur Dündarlardan sizi kurtaracağız diyerek parasını aldığı yurttaşın hakkını sonuçta savunmak yine bana düşüyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Gerçekten. Ben savundum. Bu Anadolu kaplanlarından bir tanesi vardı. Ben bunu defalarca manşet yaptım. O yüzden de gerçekten hiç unutmuyorum. Çok mütedeyyin, o günkü Yeşil Sermaye Holding'lerin en büyüğüydü. Dediğiniz gibi camide para topluyorlardı. Sunumları camide yapıyorlardı. Evet. Paraları camide tokatlıyorlardı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar zihin okuma cihazı icat etti. Adam dedi ki biz zihin okuma cihazı icat ettik. Hem vallahi hem billahi. Lütfen iyi dinleyin. Dediler ki bu cihaz beyinlerden geçen düşünceleri okuyor, yazıya döküyor. Ama diyorlar henüz tam geliştirilemedi. Evet. Şimdilik sadece 72 saatlik zihin okuyabiliyor. Peki dediler cihaz tam geliştirilince ne olacak? Videosu var. Camide anlatıyor adam. Diyor ki kainat makinesi olacak. Kainat makinesi olunca ne olacak? Detaylı detaylı anlatıyor. Diyor ki bakın, kainatta mevcut bulunan Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın hayattayken çıkardığı ses dalgalarını uzaydan toplayacak, süzecek, televizyonlardan canlı yayın olarak inecek. Bakın. Faizi haram diyen sayın mütedeyyin ahalimiz bu kainat makinesine ortak olmak için 2 milyar euro verdi. 2 milyar euro. Türkiye'de üretilecek kainat makinesi fabrikasına ortak olmak için kar payı alabilmek için 2 milyar euro ödediler camide. Bu bitti.
Ders alındı mı? Alınmadı. Bakın Jet Fadıl çıktı. Jet Fadıl beni çok sever. Beni 3-4 defa mahkemeye verdi. Bir defa kazandı. Allah Allah. Vallahi bak. Şimdi adam dedi ki ben Türkiye'nin ilk yerli otomobilini icat edeceğim. 5 şehirde fabrika kuracağım. 1 milyon 250 bin adet. İmza. Evet. Otomobil üreteceğim. Her sene 12 milyar dolarlık ihracat yapacağım. Şimdilik 300 ülkeye distribütörlük verdim dedi. O yani, sırada 300 ülke var mı? Hala yok ama. Bakın Koç grubunda 85 bin kişi çalışırken bu arkadaş 264 bin kişi çalıştıracağını söylüyor. 264 bin. Para yağıyor adama. Dedi ki madem sizde bu kadar para var, ben size de konut da yapayım ya. Gazeteler, hatırlayın, gazeteler, televizyonlar yerli otomobil icat edildi diye manşet yapıyorlardı. Bangır bangır. Bangır bangır. Millet parayı buna veriyordu. Dedi ki ben size konut yapayım. Gazetelerin neredeyse sayfa sayısı ikiye katlandı. O kadar reklam veriyordu. Hiç unutmuyorum, bir defa benim çalıştığım gazetede reklam müdürü beni patrona şikayet etmişti. Yılmaz Özil Fadıl Bey'i rencide ediyor diye. Gerçekten ya. Gazetenin sahibine beni şikayet etti. Jet Fadıl. Neyse bu Jet Fadıl işte tabii Almanya devleti bizi kıskanıyor biliyorsunuz. Almanya devleti bizi kıskandığı için Türkiye'nin kalkınmasını engellemek amacıyla Jet Fadıl tutuklamaya kalktı. Atılıyorsunuz. Jet Fadıl mecburen Türkiye'ye kaçtı. Çünkü bu işleri yaparken şeydeydi. Almanya'da sayın ahalimiz bu arkadaşı milletvekili seçti. Bu ülkede oldu bu ha. Fadıl'ı milletvekili seçtiler. Ona bak, buraya da not almıştım. Yılmaz Bey sayın Fadıl Bey'in dolandırıcı olduğunu yazıyor. Bu asılsız ithamlar Fadıl Bey'i üzüyor. Bize reklam vermeyeceğini söylüyor diyor. Reklam müdürü. Gazetenin sahibine. Bu devam etti Fadıl Bey. Yine işte milletvekilliğinden alındı, içeri atıldı. Biliyorsunuz kar payı falan hepsi hikaye oldu, ortaya çıktı. Fadıl Bey çıkar çıkmaz Maldiv'i sattı ya. Gene aldılar. Sayın Bayrampaşa Belediye'mizden de tabii otel, motel. Otel yeri otel, aldı 49 yıllığına. Şimdi evet. Fadıl'la falan gene şey olmadı. Bakın bundan sonra daha kritik bir mesele yaşandı Türkiye'de. Hayırsever Rıza Bey geldi. Bakın arkadaşlar, bu ülkede oluyor bunlar. Hayırsever Rıza Bey'i bu ülkenin yandaş televizyonu ekrana çıkardı. Arkasında böyle Türk bayrağıyla. Türk bayrağıyla. Adam dedi ki, cari açığın %15'ini ben tek başıma şey yaptım. Kapattım dedi. Öyle değil mi? Vatan kurtaran, ekonomiyi kurtaran iş adamı diye bunu manşet yaptılar. Manşet yaptılar. E şimdi bu çerçeveden bakınca ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben TOS'unu takdir ediyorum. Çünkü bu kadar kepazeliğe rağmen hala internete girip 50 liraya inek alıp onu 500 liraya satacağını düşünen bir adam varsa bunu dolandırmak sevaptır yani. Şimdi onun peşine düşmesi gereken, yakalatması gerekenler de takdir ediyor olmalılar ki bana bu bilgileri, belgeleri gönderen yurttaşımız Interpol'ün kırmızı listeyle arananlar sıralamasına bakmış, oradaki isimleri taramış. Bizim Tosuncuk yok. Demek ki hala kırmızı bülten ulaşmamış. Ya vallahi da kırmızı bültene herhalde bizim Necati Doğru ile Emin Çöleşen'i yazacaklar. Öyle görünüyor. Yani hayret verici bir şey. Bunca saadet zinciri, bunca dolandırıcılık, bunca para kaptırmadan sonra
hala insanlarımız bu tür kişilerin kendilerine bir şeyler kazandırabileceğini, hem de çok kazandırabileceğini düşünebiliyorlarsa söylenecek hiçbir şey yok demektir. Gerçekten öyle Uğur abi. Bir de tabii burada işin şakası bir yana. Yani rol model diye bir kavram var. Yani toplumun önüne rol model olarak biz, yani biz derken sizi bizi ya da buradaki yurttaşları kastetmiyorum. Yani medya başta olmak üzere, siyasiler başta olmak üzere. Yani namusuyla para kazanan, zekasıyla öne çıkan, sanatıyla, yeteneğiyle öne çıkan insanlarımızı topluma rol model olarak vereceklerine, işte sadece ve sadece kaynağı belirsiz de olsa para sahibi olan insanları rol model olarak veriyor. O zaman şimdi bu ülkenin gençleri özellikle bakıyor, eğitimsiz gençler demek daha doğru. Çocuk diyor ki ben işe girsem, yani bakın şimdi asgari ücret tartışması yapılıyor. 50 lira mı zam yapsak, 100 lira mı zam yapsak onu konuşuyoruz. Yani sırf yandaş müteahhitin cebine geçen sene 100 milyar dolar para koymuşlar. Vatandaşa 50 lira mı versek, 65 lira mı versek bunun tartışması oluyor. Şimdi çocuk bunu izliyor televizyondan. Diyor ki ya ben işe girsem, günde 12 saatten 30 gün çalışsam alacağım para bu. Ben bu parayı ömrümün sonuna kadar sandviç bile yemeden biriktirsem, bir ev sahibi bile olabilmem imkansız. Bu ortamda bunun önüne aniden köşeyi dönebileceği, bir anda paçayı kurtarabileceği bir model çıktığında buna bir umut olarak bir de bunların arkasında yapışıyor. Yerel güçler, işte siyasetçiler falan, o 50 liraya inek tabii sattığı şimdi çiftliklerin açılışına katılmalar, törenler falan. Tabii bunu parlatmalar. O fotoğraflar. Ve evet. Mesela adam orada bu Çiftlik Bank'ın TOS'unu, videolarını seyredin. Allah diyor, kitap diyor, vatan diyor, bayrak diyor. Yani gerçekten bu milletin hassas olduğu, değer verdiği, ne kadar kıymet kutsal varsa sömürüyor. Sömürüyor. Hepimizin gözü önünde oluyor. Ve işte bu TOS'un örneğinden yola çıkarak, mesela siz bugün Türkiye'de herhangi bir kuruma, bir hayırsever kuruma, toplum yararına çalışan bir kuruma bir bağışta bile bulunacağınızda sizin önünüze milyon tane prosedür koyuyorlar. Oradan izin alman lazım, buradan izin alman lazım. Şimdi bu adam internete koymuş. Diyor ki ineği seç, parayı bu hesaba gönder. Kimse sesini çıkarmamış. Şimdi buna ortalama zekaya sahip herkes biliyor ki TOS'unun bu işi tek başına yapabilmesi mümkün değil. 400'ü TOS'un götürdüyse en az 1 milyar 400'ü de buradaki, özellikle şu anki ortamda yetki sahibi, söz sahibi insanlar bu işi almış. İşte yani adamın kaçmasından getirilememesine kadar bile, işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir kırmızı bülten çıkarılmaması bile aslında bu adamın Türkiye'de bir takım ortaklarının olduğu ve bunlar tarafından korunduğunu gösteriyor. Şimdi Yılmaz'cığım, karısı sigara içebilsin diye sırf bir uçuşta cebinden 61 bin lirayı bir çırpıda çıkarabiliyorsa, 874 bin liralık faturayı tak diye ödeyebiliyorsa, millet, değerli seyircilerimiz, bu adamın neler götürmüş olabileceğini varsın düşünsün. Tabii. Şimdi bir tarafta böyle bir örnek var. Öbür tarafta bir genç adam sıfırdan matbaa makineleri alıyor, bunların sayısını çoğaltıyor, sıfırdan bir gazete başlatıyor, bunu yavaş yavaş tirajını arttırıyor. Bugün
Türkiye'nin çeşitli illerinde takır takır çalışan matbaaların bulunduğu ve en yüksek satış oranını yakalamış, ayrıca etkili, yurtsever, Atatürkçü, laik, cumhuriyete gönülden bağlı kesimin çok değer verdiği bir gazete meydana çıkarıyor. Ve bu insan FETÖ denilen o alçak, hain örgüte üye olmamakla birlikte yardımcı olmak, yardım etmek suçlamasıyla köşe yazarlarının yargılandığı, muhabirlerinin bir süre cezaevinde yattığı ve gazete sahibi olarak da Burak Akbay'ın yurt dışında bulunmak durumunda kaldığı bir yargı süreciyle baş başa bırakılıyor. Şimdi benim hakkımda da bir soruşturma yapıldı ve takipsizlik kararı verildiği için ben daha fazla yorum yapmadan sözü sana bırakmak istiyorum. Ama şunu bir defa rahatlıkla söyleyebilirim. Bu gazeteden FETÖ'cü asla çıkmaz. Çıksa çıksa FETÖ'nün korkulu rüyaları çıkar. Kimdir bunlar? İşte Yılmaz Özdil'dir, Uğur Dündar'dır, Emin Çöleşan'dır, Necati Doğru'dur, Bekir Coşkun'dur, Soner Yalçın'dır. Diğer köşe yazarları arkadaşlarımızdır, muhabir kardeşlerimizdir. İnternet sayfasının sorumlusu Mustafa Çetin'dir, haber koordinatörü Yücel Arı'dır. Bu öyle güzel bir meslektaş topluluğu ki hakikaten FETÖ en çok bu gruptan korkar ve FETÖ'nün korkulu rüyası olarak sözcüğü rahatlıkla örnek olarak gösterebiliriz. Ben içinde çalışan bir kişi olarak söylüyorum. İşte FETÖ'nün en büyük hedefi haline gelmiş, linç edilmiş, edilmek istenmiş, iftiralara uğramış, hayatı karartılmaya çalışılmış, zindana atılmakla tehdit edilmiş bir gazeteciyim ben. Ben yaşıyorum bunları ve hakikaten bu tür suçlamaların FETÖ'nün ekmeğine yağ süreceğine inanıyorum. Yani FETÖ'yle mücadeleyi sulandıracağına inanıyorum. Bunun bilinçli bir şekilde yapılmadığını da düşünmek istiyorum. Bir hata olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Ama çok acı veriyor bu. Hepimize çok acı veriyor. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak bile yani bizim cezalandırılmamız demektir. Biz buna müstahak değiliz. Çünkü hayatımızı biz Cumhuriyet'in değerlerinin korunmasına ve Cumhuriyet'i yıkmak isteyen her türlü terör örgütüyle mücadeleye adamışız. Ve işte Twitter'da o 15 Temmuz hain kalkışması yapılırken attığım mesajlar ortada. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi demişim. Allah askerimizle polisimizi karşı karşıya getirmesin. Hepimizin sarılacağı tek dal var, o da demokrasi demişim. Daha ne kadar kendimizi ortaya atıp bu başka türlü mesaj verebilirdik. Meğer o saatlerde eğer bu alçaklar başarılı olsalar ilk imha edecekleri, infaz edecekleri kişilerin arasında 22. sırada benim adım bulunuyormuş. Soner Yalçın'ın adı bulunuyormuş. Dolayısıyla hakikaten yani ceza yesek ancak bu kadar üzülürüz. Bunun adının telaffuz edilmesi bile çok üzüntü verici, acı verici. Yani tabii şimdi burada yani bir gazeteci olarak bunları konuşmak hakikaten insana acı veriyor. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani sözcüye dava açıldı falan diye yazıyoruz. Sözcü hakkında soruşturma diyoruz. Aslında bence terminolojik bir hata yapıyoruz. Çünkü aslında dava size açıldı. Dava size açıldı. Çünkü aslında bizler mesela işte Uğur abi, Emin Çöleşen, Necati Doğru, Burak Akbay yapmayabilirler bu işi. Yapmayabilirler ve
hayatlarının sonuna kadar da ekonomik olarak hiçbir sıkıntıları olmaz. Peki bu dava o zaman gerçekten Uğur Dündar'a, Necati Doğru'ya, Emin Çöleşan'a mı açılmış olur? Bu dava size açılır. Bu dava ve bu iftiralar bizzatihi millete yönelik bir faaliyettir. Bakın, şimdi ben yani kişisel olarak bu tür şeyleri ağlamayı çok sevmiyorum. Çünkü hani hamama giren terler misali yani. Sevmiyorsan bırak mesleği kardeşim, başka iş yap. Ama biz diyoruz ki bunu yapmaya devam edeceğiz. Bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. İşte böyle sözcü gibi, sözcüye yönelik bir dava, toplu bir dava açıldığı zaman aslında toplumun gündemine geliyor ama bu söyleyeceğim örnek sadece bana ait değil. Uğur abi için de böyle, diğer sözcü yazarları için, hatta çalışanları için de öyle. Ben Yılmaz Özdil olarak hayatım boyunca kırmızı ışıkta bile geçmedim. Geçmedim. Ama benim şu anda 17 tane avukatım var. İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere çok detayı aklımda tutmuyorum. Baktığım zaman moralim bozuluyor ama toplam herhalde 60-70 sene hapis talep ediliyor benim hakkımda. Herhalde bugünün parasıyla işte 15-20 milyon lira civarında tazminat talep ediliyor. Ve biz mesaimizin çok önemli bölümünü mahkemelerde savcılara ya da hakimlere dert anlatarak geçiriyoruz. Boşta kalan vakitlerimizde de size yazı yazıyoruz. Mesela 20'sinde yani bu Perşembe günü bir davam daha var. Bu dava ile ilgili şu ana kadar kapıma 4 defa polis geldi. Bunu şu manada anlatmaya çalışıyorum. Yani isteniyor ki bırak, yazma diyor. Dolayısıyla bırakabilir miyim? Evet, bırakabilirim. Ve tekrar dolayısıyla bu davalar aslında bizimle alakalı değil. Bu direkt sizlerle. Ve bu bir takım kırılmalar da yaratıyor. Şimdi herkesten Uğur Dündar olmasını bekleyemezsiniz. Mesela bizim gazetemizde mesela bana küfür eden, Mustafa Kemal kitabına bile küfür eden gazeteci hakkında yurtsever gazeteci diyen köşe yazarı. Bu niye oluyor? İşte bu baskıdan oluyor. Herkesten Uğur Dündar kadar dik durmasını bekleyemiyorsunuz. İsteniyor ki biz bunu yapmayalım. Evet. Yapma kardeşim. Evet. Mesela bizim hakkımızda sahte sosyal medya hesapları açılıyor. Devamlı savcılığa veriliyoruz. Devamlı mahkemeye veriliyoruz. Ve gidip bize ait olmadığını, sahte olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın size bir örnek vereyim. Şimdi bu Fransa'daki olaylarla ilgili olarak yeniden çıktı ortaya. O yüzden onu örnek vereyim. Gezi olayları sırasında bana ait olmayan bir tweet atıldı. Sen o tarihte Twitter'da falan yoksun. Yokum. Bana ait olmayan tweet'i bu ülkenin Avrupa Birliği Bakanlığı Ankara'da Avrupa Birliği Büyükelçilerine yaptığı toplantıda örnek olarak gösterdi. Dedi ki bakın işte Türkiye'de böyle darbeci gazeteciler var. Allah Allah. Evet. Tweet sahte. Ben bunu nereden öğrendim? Toplantıya katılan Avrupa Birliği Büyükelçileri kendilerine dosya halinde sunulan belgelerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınladılar. Benim oradan haberim oldu. Ve ben bunu köşemde yazdım. Dedim ki kardeşim
Avrupa Birliği Bakanlığı, Sayın AKP hükümeti, Avrupa Birliği Büyükelçilerine yalan söylüyorsunuz. Bu tweet benim değil. Beni, o dönem Ulaştırma Bakanı'ydı Binali Yıldırım, yardımcıları aradı. Dediler ki, evet bu tweet size ait değil. Dedim ki, arkadaş, canınız istediği zaman Twitter'ı komple kapatıyorsunuz. Bunun sahte olduğunu biliyorsunuz. Evet, niye kapatmıyorsunuz? Biz Twitter'a resmi yazı yazıyoruz. Diyoruz ki, bu bize ait değil, kapat. Kapatmıyorlar. Beni o dönem Avrupa Birliği Bakanı olan Egemen Bağış telefonla aradı. Ben çünkü bunu Hürriyet'teydim o zaman, köşemde yazdım. Böyle bir sahtecilik yapıyor hükümet diye. Beni aradı, özür diledi. Dedim, özür diledin de ne olacak? Kim yaptı bunu? Bana verdiği isim, bunu bu yaptı dediği isim, şu anda hala Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı bir gazeteci hakkında Avrupa Büyükelçilerine yalan belge veriyorsa biz nasıl gazeteci yapıyoruz? Bakın sadece bu da değil. Mesela açın yandaş televizyonları. 24 saat yalan ve linç yayınlıyor. Mesela şimdi hedefe koyduklarından bir tanesi Fatih Portakal. Fox evet. TV'de çok yurtsever bir kadro var. Doğan Şentürk, İsmail evet. Küçükkaya, evet. Fatih Portakal olmak üzere. Gerçekten Halk TV gibi nefes alabileceğimiz bir yer yaratıyor çocuklar evet. O özgürlükle. Onları linç edebilmek için yalanlar da söylüyor. Şimdi sözcü davasına baktığımızda, şimdi sözcü için bir dava açıldığında sizin haberiniz oluyor. Haberiniz olmasa da arka planında bunlarla uğraşıyoruz. Şu anda, şu dakikalarda bizim buradaki konuşmalarımızı cımbızlayıp, evet. çarptırıp, bakın bunlar böyle söyledi diye tamamen yalana ve iftiraya dayalı çeşitli mesajları paylaşmak üzere hazır olan ya da şu anda paylaşan bir bakın yığın ben size insan bir var. Örnek vereyim. Müjdat abi bunun kitabını yazdı. Biz bugün gene böyle bir programda Uğur abiyle Alkan arasında Müjdat abi de vardı üçümüz. Bugün olmamasına seviniyorum çünkü Müjdat abi oldu mu başımızı derde sokuyor yani. Yalnız bir mesajı var Emin Çöleşan'la ilgili. Tabii. Onu sen bitir şimdi, paylaşacaksın. Biz burada bir şeyler demişiz falan. Halbuki bizde alakası yok. Bizi mahkemeye verdiler evet. Diyor ki işte Yılmaz Özdil ile Müjdat Gezen şunları dediği için işte ismi şu anda aklımda değil. İsmail Hüseyin'in şu davadan Türk Ceza Kanunu'ndan cezalandırılması diye bir şey. Biz şimdi mahkemeye gittik. Dedi ki kardeşim bu adam kim? Dediler bilmiyoruz. Biz bize ait olmayan laflarla bir başkasının adıyla yargılandık ya bu ülkede. Kes hem yapıştır. Vallahi hem adam kes yapıştır yapmış, alta bizim adımızı eklemeyi unutmuş, bir başka davayı oraya monte etmiş. Biz söylemediğimiz laflarla bize ait olmayan birinin adıyla yargılandık bu ülkede ya. Yargıtay'a bile gitti dava. Şimdi bu sözcü davasına gelirsek, şimdi bize deniyor ki, işte yargılanıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz ama yazmaya da devam ediyorsunuz. Hani basın özgürlüğü yoktu falan, öyle değil. Bakın, Sözcü gazetesi evet, hayatiyetini devam ettiriyor. Aslına bakarsanız, Burak Akbay'ı öncelikle, şimdi Yılmaz Özdil'i, Uğur Dündar'ı, Emin Çöleşan'ı Türkiye tanıyor. Necati Doğru'yu, değil mi? Türkiye tanıyor, Bekir Coşkun'u. Şimdi bunlara FETÖ'cü dediğiniz zaman, işte Emin abinin örneğinde olduğu gibi komik duruma düşüyorsunuz. Bu yüzden Burak Akbay'a FETÖ'cü dediler. Çünkü Burak Akbay, köşe yazarı olmadığı için toplum nazarında tanınmayan bir insan. Acaba soru işaretini yaratmak istediler ve bununla beraber
bu gazetenin yazarları ürksün, kaçsın, efendime söyleyeyim, insanlar bu gazeteyi satın almasın, reklam verenler korksun ve Sözcü gazetesi batsın, iflas etsin istediler. Bunu beceremediler. Şimdi davayı buraya kadar sürüklediler. Mart ayında bu davanın bitmesi gerekiyor. Çünkü ortada ne bilgi var, ne belge var, ne tanık var. Gizli tanıklar bile gelip özür diledi falan. Davanın bitmesi lazım. Dava bitmesin diye Emin abiyle Necati abiyi icat ettiler. Şimdi Emin abiyle Necati abiyi icat ederlerken bir ilginç nokta var. Ben köşemde yazdım. Yücel Arı. Yücel Arı Sözcü'nün internet sayfasının haber koordinatörü. İddianamede 2013, 2014, 2015 yıllarında Sözcü Gazetesi'nin Gezi olayları ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle FETÖ'cü olduğu iddia ediliyor. Yücel'e de bu yüzden suçlama getiriliyor. Halbuki bu tarihlerde Yücel Sözcü Gazetesi'nde çalışmıyor. Ve Yücel'in bu iddianamedeki iş adresi Hürriyet Medya Tavırları. Peki o zaman Yücel niye hedef alınıyor? Çünkü Yücel, Türk basınında ilk kez Fethullah Gülen'in İzmir'deki Yamanlar Koleji ile ilgili haberi yapan gazeteci. Aslında FETÖ ile mücadele ediyoruz derken, bizzat FETÖ ile mücadele eden insanları imha etmeye çalışıyor. Ve Burak Akbay özelinde bakarsanız, şimdi deniyor ki işte bu kadar olay yaşanıyor ama, bakın çok şükür Sözcü Gazetesi çıkıyor, evet. Ama bunlar olmasaydı, bugün Burak Akbay, televizyonları olan, evet, en az 4-5 gazetesi daha olan, evet, Türkiye'nin en büyük medya patronu. Aslında yapılmak istenen bu. Yani Cem Uzan ve Dinç Bilgin'le başlayan süreçte, en son Aydın Doğan'a kadar ulaşan süreçte, Türkiye'nin bütün medya patronlarını yok eden sistem, Burak Akbay'ın büyümesine izin verdi. Bugün Sözcü Gazetesi 1 milyon tirajlı bir gazete değilse bunun sebebi bu iddianame. O nedenle daha çok destek vermelisiniz. Daha çok destek vermelisiniz. Yani Burak Akbay denildiği anda biz Yılmaz'da ikimiz orada çalışıyoruz. Şu ana kadar tek bir editoryal müdahale olmadığı gibi en ufak bir iması dahi söz konusu değildir. Hatta patronu, şunu da samimiyetle söylemek lazım ve aslında bunu kayda geçirmek, evet, lazım. Bakın yaklaşık 2 senedir bir iftira sürecinin içindeyiz. Ve bunun 1 numaralı hedefi Burak Akbay. Evet. 2 tane minik ikizi var, bebek. Onlar dahil bu iftiranın şu anda mağduru onlara bedel ödetiliyor. Bu dava süreçleri de dahil olmak üzere bir kez Burak, ya bir de şöyle bir haber yapsak demedi. Yargılanan kendisi, mağdur edilen kendisi, Türkiye'ye sokulmayan kendisi bir kez bu dava bağlamında bu gazetenin yazarlarına bir cümle kurmadı. Evet. Ve o nedenle biz onu yürekten savunuyoruz. Evet. İçimizden gelerek savunuyoruz. İnanarak savunuyoruz. Yani Burak Akbay FETÖ'cüyse ve FETÖ'ye yardım ediyorsa vah Türkiye'nin haline. Demek ki dışarıda doğru dürüst, temiz, işte FETÖ ile mücadele edecek kimse kalmamış demektir. Yani bunu ben samimiyetle hakikaten paylaşmamız lazım. Yani bu çünkü çok kritik bir süreç ve yani Mart seçiminden sonra var olup olamayacağımız da meçhul aslına bakarsanız. Bunu bir karamsarlık olarak söylemiyorum ama bir gerçeklik olarak, ihtimal olarak söylemem gerekiyor. Geleceği belirsiz bir sürece sürükleniyoruz biz gazete olarak. Şimdi ben bu tür konuşmaları zaman zaman
Maalesef bundan önce çalıştığım medya patronlarıyla da yapmak durumunda kalmıştık. Bu süreçler sırasında da Burak'la bizzat görüştüm. Hem Türkiye'deyken hem yurt dışındayken samimiyetle dedim ki aslında bu olan bitenin hepsinin sebebi biziz. Yani sen bizi özgür bırakıyorsun. Biz de doğru bildiğimizi yazıyoruz ama neticede bunun karşılığında kabak senin başına patlıyor. Neticede burada bu kadar da insan çalışıyor. Bununla olacaksa biz bırakalım. Evet, ben de şu dakika bırakalım. Evet. Yani biz Yılmaz Özdil olarak, biz Uğur Dündar olarak bırakalım. Gazete yoluna bir şekilde devam etsin. Yani gazetenin varlığı daha önemli. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Aslında bir Türkiye için de şanstır. Siz yazamıyorsanız ben bu gazeteyi kapatırım daha iyi. Türkiye bu manada aslına bakarsanız hakikaten sadece yargı anlamında değil, gazeteci ve okur bağlamında da Türkiye ciddi bir sınavdan geçiyor. Umarım iyi olur. Yani şundan hiç kuşkunuz olmasın, sözcü susarsa gerçekten Türkiye susar. Bu arada Halk Televizyonu'nda Sözcü ile özdeş gördüğüm, yani Sözcü için söylediğim her şeyin Halk Televizyonu için de yani, geçerli olduğunu ifade edeyim. Reklama tabii giriyoruz. Yani o anlamda sonra da devam çok, edebiliriz. Çok Yılmaz, doğru bir şey söyledin abi. Aslında yani bir takım işte hepimiz de öyleyiz. Mesela çağdaş akrabalıklar kuruldu Türkiye'de. Evet. Birbirini hiç tanımayan insanlar neredeyse kardeş boyutuna geldi. Sözcü ile Halk TV arasındaki ilişki de aslında böyle bir şey. Yılmaz'ın Fox'taki arkadaşlar için söylediklerine de aynen katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. Yalnız bu arada Müjdat Gezen bir bilgi paylaştı benimle. Emin Çolaşan'la ilkokulda beraber okumuşlar. İlkokul sıralarında. Emin abiyi de yakmış. Ben söylüyorum. Şimdi bak, her esas, şeyin müsebbibi. Esas yaptığı noktaya geliyorum. Diyor ki Müjdat, yani bunda diyor bir gerçeklik payı var. Çünkü biz ilkokuldayken, ilkokul 3. sınıftayken Emin Çolaşan'a FETÖ'cü Emin derdik. Şimdi reklamlar. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İstanbul Kadıköy'den, Kadıköy Belediyesi'ne ait evlendirme dairesinden yaptığımız Halk Arenası canlı yayınının 3. bölümüyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Muhteşem bir konuk topluluğu gecenin başından beri bizi coşkulu bir şekilde destekliyor ve hiç reklam aralarında bile yerlerinden kalkmadan sabırla bizi seyrediyorlar. Gerçekten. Sağ olun, var olun.
Sevgili Yılmaz, programımızın ilerleyen dakikalarında Türkiye'de basım ve satış rekoru kıran senin son çok değerli eserin Mustafa Kemal'in çocuk versiyonundan bahsedeceğiz. Henüz matbaadan kokusu taptaze bir şekilde ulaştı. Sen bile bu akşam ilk kez gördüm. Program beraber öncesinde gördüm. Birazdan seyircilerimizle de paylaşacağız. Bunun bir milli görev olduğunu altını çizerek söylüyorum. Evet, Mustafa Kemal'i okumak, okutmak ve Mustafa Kemal'den söz etmek günümüz Türkiye'sinde kelimenin tam anlamıyla, sözcüklerin tam anlamıyla milli bir görevdir. Bunu kalben söylüyorum. Oraya geçmeden önce salonu Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganıyla inleten çok değerli konuklarımız bizden merakla yerel seçimleri konuşmamızı bekliyorlar ve neler söyleyeceğimizi bu konuda merak ediyorlar. Benim gördüğüm bu topluluğun morale, umuda ihtiyacı var. Hakikaten umut bence şu süreçte her zamandan daha büyük önem taşıyor. Ama bu konuda neler söyleyeceksin? Tabii şimdi, takdir ve söz senin. Evet, yani bizim açımızdan umut çok yüksek. Yani ben kesinlikle böyle görüyorum. Yalnız şunun bence iyi anlatılması lazım. Yani işte henüz adaylık süreçleri vesaire var ama bu adaylar belirlendikten sonra bence acilen yani yapılacaklar topluma anlatılırken yani seçilecek olan belediye başkanlarının ilçelerimize ve şehirlere yapacakları anlatılırken aynı zamanda şunun da çok iyi bence anlatılması lazım. Mesela şu anda Aralık ayındayız. Aslında seçim tarihi değiştirilmeseydi, seçimler öne alınmasaydı, rejimi değiştirme seçimi geçen ay yapılacak. Şimdi geçen ay itibariyle Türkiye'yi düşünün. Dolar 7,5 liraya vurmuş, konkordat dolar başlamış. Türkiye'de piyasa tabir ettiğimiz ekonomide yaprak kımıldamıyor. İçeride ve dışarıda rezili rüsva olmuşuz. Rahip Brunson'u kafamıza vura vura alıp götürmüşler. Bir sürü atıp tutmuşuz. Hepsi hava gazı olmuş. Yani aslında siyasetten ekonomiye, diplomasiye kadar her anlamda rezalet bir tablo var. Bu rezalet tabloyla seçime girseydik, oy tablosu bu mu olurdu? Bu olmasın diye, bunu öngördükleri için seçimi apar topar MHP ortaklığıyla beraber öne çektiler. Ve bir sanal yalancı bağır yarattı. O yalancı bağır itibariyle Türkiye seçime girdi ve bu oy tablosu çıktı. Seçimden hemen sonra yalancı bağıra kar yağmaya başladı. Eğer seçim tarihi öne alınmasaydı, Kasım ayındaki seçimde ülkenin rejimi değişmezdi. Şimdi önümüzdeki yerel seçim itibariyle bence muhalefet partilerinin anlatması gereken temel meselelerden biri bu. Benzer bir yalancı baharı Ocak ve Şubat ayı itibariyle yaratmaları muhtemel. Ve seçimden hemen sonra çok ağır bir bedel ödeneceği muhakkak. Dolayısıyla bunu topluma iyi anlatmak lazım. Yani bazı gerçeklerin
bir süreliğine bastırılabilir olduğu, sorunların bir süreliğine halının altına süpürüldüğü topluma doğru anlatılmalı. Bu yapılabilirse yerel seçimdeki başarı oranının ben artacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bunamada dünya birincisi ülkeyiz. Yani. Sık sık gerçeklerin hatırlatılması lazım. Yerel seçim için, yerel seçimin sonucuna ilişkin en temel anketi aslında asrın liderimiz açıkladı. Bakın daha adaylar falan yok. Yani adaylarımız belli değil. Yani mesela İzmir, Ankara, belli değil. Ama asrın liderimiz çıktı dedi ki, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ülke gerçekleriyle ilgisi yok. Türkiye yansa da şaha da kalksa bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Şimdi siz kaymak kesimsiniz. Şimdi hiç öyle mırıldanmayın yani. Türkiye'nin kaymağını yiyorsunuz. Yakalandınız ya. Şimdi memlekete Satürn çarpısı haberi olmayacak kitle var. Bakın siz de Türkiye'ye yansa umurunuzda değil ya. Yani size bir kere teessüf ederim ya. Yani. Kadıköylüler. Dedin abi. Şimdi şu soru sorulmadı. Ben sorayım. Neden bu dört ilçenin adını saydın? Şimdi alamadığı itibariyle bakarsanız alamadığı başka yerler de var. Peki neden Yılmaz? Şimdi bakın arkadaşlar. Bu dördünün saymasının bir sebebi var. Lütfen herkes iyi dinlesin. Özellikle AKP'ye oy veren yurttaşlar daha iyi dinlesin. Size bir liste okuyacağım arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyin. Sıralama 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Öyle bir liste okuyacağım. 1, Beşiktaş. 2, Kadıköy. Çankaya, Şişli, Bursa, Nilüfer, Antalya, Muratpaşa, İzmir, Karşıyaka, Eskişehir, Tepebaşı, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Ankara, Yeni Mahalle, Sarıyer, İzmir, Konak, Ataşehir, Ümraniye, Beyoğlu, Eskişehir, Odunpazarı, Kocaeli, İzmit, İzmir, Bornova. Nedir bu biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Türkiye'de İnsani Gelişme Vakfı İnsani Gelişme Endeksi raporu hazırlıyor. Türkiye'de bu manipüle edilebilir bir durum değil çünkü Birleşmiş Milletler tarafından onun denetiminde yapılıyor. Çok ciddi bir araç. Evet. Dünya genelinde yapılıyor. Bizim açımızdan da çok önemli. Türkiye'de 186 ilçeyi ele alıyorlar. Bu 186 ilçenin ele alınmasının temel sebebi Türkiye nüfusunun çok çok önemli bölümünü oluşturmasından kaynaklı. 186 ilçeyi ele alıyorlar ve araştırıyorlar. İnsani Gelişme Endeksi raporu hazırlıyorlar. Profesör Murat Şeker tarafından onun denetiminde hazırlanıyor. Arkadaşlar 65 kritere bakın. 65 kriter. İnsani Gelişme Endeksi tabir edilen 65 kriterde efendime söyleyeyim eğitim, sağlık, işte hastane, ambulans, eczane sayısı, sosyal yaşam, müze, tiyatro, sinema sayısı, kütüphane sayısı, aileye, gençlere, çocuklara yönelik, kadınlara yönelik faaliyetler. Mesela kadın sığınma evi.
Engellere yönelik hizmetler ve bu hizmetlerin kalitesi, efendime söyleyeyim, şeffaflık, ekonomik kapasite, yani gelir tüketim bedeli, konut bedeli, gelir gider durumu, çevre, sokak hayvanlarına yönelik hizmetler, onların kalitesi, altyapı, ulaşım, belediye çalışmalarına ait 65 kritere bakılıyor. Bu kriter çerçevesinde bu biraz önce okuduğum sıralama belli. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk 10 sırasında CHP belediyesi. İlk dört hangisi? Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli. Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltındaki liste bu. Bu liste elbette ki Cumhurbaşkanı'nın önüne kondu. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk 20'sinde 16 CHP var. Detay detay bakarsak, Eskişehir'de 2 tane merkez ilçe var. İkisi de listede. Yani aslında insani gelişmişlik endeksine göre Türkiye'nin en hızlı, en yoğun insani gelişmişlik sıralaması gösteren şehir Eskişehir. Değerli hocam Yılmaz Büyüker. Rüya gibi. Evet. İzmir'in 4 tane merkez ilçesi var. Arkadaşlar. 3'ü ilk 20'de. Türkiye'nin insani gelişmişlik açısından en yüksek ili Eskişehir'den sonra İzmir. İstanbul biraz önce saydığım gibi. Yani Ankara'da Çankaya ile Yeni Mahalle olmasa ilk 20'de Ankara yok. Başkent. Şimdi 24 senedir belediyeleri, 15 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Varılan sonuç budur. AKP elbette iyi niyetle çalışanlar da vardır ama Birleşmiş Milletler endeksine göre liste budur. Yönettikleri alanları geliştiremiyor. Bu gerçek. İnsani sosyal faaliyetler açısından AKP'nin 24 senedir yönettiği noktalarda insani gelişme yok. İnsani gelişmeden kastım biraz önce saydığım. Yani müzeden hastaneye ulaşabilirlik, ulaşımdan efendime söyleyeyim kadınlara yönelik faaliyetlere kadar. Yok. Bunun yok olduğunun aslında Birleşmiş Milletler raporuna da gerek yok. Şöyle bir somut örnekle yola çıkabiliriz. Ben hep zaman zaman CHP'li belediyelerden sıkılan arkadaşlarıma ve yurttaşlara aynı örneği veriyorum. Mesela ben bir İzmir çocuğuyum. 25 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Misafirlerim var benim. İzmir'den ya da bir başka yerden İstanbul'a misafirlerim geliyor. Sizin de mutlaka geliyor. Nereye götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Bebeğe götürüyorsunuz. Beşiktaş'a götürüyorsunuz. Efendim Bağdat Caddesi'ne götürüyorsunuz. Kalamış'a götürüyorsunuz. Adalara götürüyorsunuz. Öyle değil mi? Florya'ya gidiyoruz. Bakırköy'de geziyoruz. Sizin bu şehre gelen misafirleri götürebildiğiniz alanlar %90, %95 CHP tarafından yönetiliyor. Bu AKP'nin 24 sene sonra geldiği, belediyeciliği biz çok iyi biliyoruz dediği gerçeklik bu. Gerçeklik bu. Evet, hepimizin zaman zaman CHP belediyelerinden şikayeti var ama tablo bu arkadaşlar. CHP dışındaki il ve ilçelerde insani gelişmişlik sıfır. Şantiye haline getirdiğimiz şehirlerde insani gelişmişlik anlamına gelmiyor. İnsanın mutluluğu, insanın özgürlüğü,
Sosyal gelişmişlik demek. Bakın Beyoğlu'nda insanlara baskı yaptılar. Oturup kalkma alanlarında. Suriyelileri doldurdular İstiklal Caddesi'ne. Kadıköy ve özellikle Beşiktaş'ta genç patlaması yaşadı. Genç patlaması. Caddebostan sahili Maltepe'ye kadar uzanan alanda özellikle cumartesi pazar Kadıköylüler çok iyi bilir. İstanbul'un her yerinden ama özellikle AKP'li ilçelerde oturan gençlerimiz akın 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 buraya geliyorlar. Çünkü alt tarafı bir kız arkadaşınla oturup yan yana sohbet etmek bile mesele haline gelmiyor. Mesele haline gelmiyor. Onun için gençler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teveccüh göstermiyorlar. Şüphesiz. Yani bütün referandumdan beri bu. Çünkü yaşam biçimine müdahale etmiyoruz diyorlar. Ama yaşam biçiminde korkunç bir baskı var. Bakın ben geçen gün bunu şeyde yazdım. Mesela Ankara Belediye Başkanı adayı oldu şimdi şey. Mansur Bey. İnşallah. ÖSASİKİ. Kayseri Belediye Başkanı'ydı. Daha sonra bakan yapıldı. Şimdi Kayseri'den örnekler veriyorlar. Arkadaşlar Kayseri'de 3 tane üniversite var. Alt tarafı bir bira içmek için Erciyes Dağı'na çıkmanız lazım. Yasak. Ya arkadaş. Bir bira. Arabaya binip Kapadokya'ya gitmen lazım. Veya Erciyes Dağı'na çıkman lazım. Sonra diyorlar ki biz şehir yaptık. Şimdi bizim ya için o şehirde... diyorlardır. Ya önlerinde su görünümünde rakılar vardır. Tabii tabii. Bunların, çay görünümünde kokain bulmuşlardır. Vardır. falan gibi düşünürler. Onu da söyleyeyim. Biz değil program günü programdan çok önceden başlayarak ağzımıza zaten ben alkol kullanmıyorum. Yılmaz da bilir. Yılmaz da öyle. Hiç müptelası değildir. Asla alkol alarak bir programa çıkmak, bir etkinliğe katılmak falan bizim zaten bakın bununla ilgili mesela bir şey değildir. Bu da aslında bildikleri bir şey değil. Yani kafadan sallama bir şeyler. Mesela ben bunu bütün kalbimle söylüyorum. İçinde en küçük bir kinaye yok. Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu. Çünkü bunu kötü alışkanlık ya da alkol manasında söylemiyorum. Bunu yaptığında kötü bir şey olmadığını görmüş olur. Mustafa Kemal çocuklara bira içirdi diyorlar. Tabii yani bunun ne kadar büyük bir yalan olduğu zaten defalarca malt hülasası o. Yani onu bile bir yalan, bir iftira. Bakın mesela İzmir'le ilgili. Yani arpa suyu özü. Tabii yani evet. Aslında çocukların gelişimine faydalı. B vitamini deposu. Evet yani keşke bugün de olsa evet. Çocuklara verilebilse. Yani mesela İzmir belediye başkan adayı oldu AKP'nin eski ekonomi bakanı. Sayın Zeybekçi. Evet mesela diyor ki biz rakı hassasiyetini anlıyoruz. Şimdi sen İzmir'e bakıp hadiseyi sadece rakı olarak görüyorsan, işte o yüzden bu Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksine giremiyorsun. Mesela ben mesleğe İzmir'de başlamış bir gazeteciyim. Yani üniversitede okuyorum. Mahallenin güzel kızı olarak da. Mahallenin güzel kızı falan. Yani böyle şey, yani bilinçaltında bir problem var. Aslında mesela ben mesleğe İzmir'de başladım Yeni Asır gazetesinde ve 7 vilayette faaliyet gösteren bir gazete idi o zaman.
Bu bizim kapsama alanımız, Ege bölgesinde yani yayın yapıyoruz. İzmir'den sonra en gelişmiş şehrimiz Denizli'ydi. Gelişmişlikten kastım sadece fabrika sanayi manasında değil, sosyal gelişmişlik anlamında. Mesela benim canım Özay Gönlüm'ün memleketiydi, Denizli. Mesela hatırlarsınız değil mi? Yaren diye üçlü bir sazı vardı. Mesela İzmir fuarı olduğu zaman Denizli'den insanlar sel gibi gelirlerdi. İzmir'den Denizli'ye sel gibi insan giderdi. Yani Ege bölgesinde İzmir'den sonra sayılan, Türkiye genelinde ise ilk onda sayılan sosyal gelişmişlik manasında diğer şehirlere örnek gösterilen bir şehirdi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu Nihat Zeybekçi'nin de içinde bulunduğu bir kadro tarafından, ki kendisi daha önce Denizli'nin belediye başkanıydı. Yani bu kafalarındaki işte rakı, efendime söyleyeyim bira, işte İzmir'i kız gibi görmek falan, böyle bir takım kafalarındaki düşüncelerle ve gavur İzmir dedikleri İzmir'e karşı, gavur İzmir'e karşı bir dindar Denizli yaratmaya çalıştılar. Ve bu bağnazlıkla bugün vardığımız nokta, Denizli'deki insanlar mutsuz. Neden mutsuz? Mesela bilmiyorum acaba ne kadar zamandır bir özel tiyatro seyretmedi Denizli halkı. Ne kadar zamandır mesela bir klasik müzik konseri, bir opera, bir bale izlemedi. Mesela biz insanların hayatına karışmayacağız dediler. İçkili mekanları vebalılar gibi şehrin dışında bir yere, tabakhaneye taşıdılar. Yani oraya giden insanlar sanki vebalı. Dolayısıyla alt tarafı bir bira bile içmeye gittiğinizde toplum tarafından damgalanacağınız, sanki bir ahlaksızlık yuvasıymış gibi. Vardığımız nokta ne? Bugün Denizli, Ege bölgesinde bile pek çok kentin gerisinde kaldı. Türkiye genelinde baktığımızda o sosyal pırıltılı Denizli'nin ışığı söndü. Şimdi sen geliyorsun bir de İzmir'e, ben burayı yöneteceğim. Sen İzmir'in nesini yönetebilirsin? Mesela tekrar söylüyorum, Özaseki, Kayseri, getir Ankara'nın başına koy, yani Melih Gökçe'yi bile mumla ararsın. Yani, çünkü yani bu... Dolayısıyla burada samimiyetle çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok yanlış insanların ismi geçiyor, görüyoruz. Ama bu işte gerçekten bu konuda çok duyarlı olmalıyız. Hepimiz mutlaka sandığa gitmeliyiz. İçimize çok sinmese bile yaşam biçimimize sahip çıkacak CHP'li adaylara mutlaka sahip çıkmalıyız. Bakın Yılmaz'ım, bir parantez açayım, sonra yine kaldığın yerden unutma lütfen, devam et. Şimdi ben 2013'ten bu tarafa Halk Arenası'nı kent kent, diyar diyar, evet, ilçe ilçe dolaşarak çok değerli konuklarımızla birlikte yayınlıyorum, gerçekleştiriyorum. Ve o bahsettiğin Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde yer alan, saydığın belediyelerin olduğu bölgelerde Halk Arenası yapmak için gittiğimde, mesela hemen aklıma gelen Bursa Nilüfer. Evet. Sanki böyle bir başka rüyaya girmişim gibi hissediyorum. Rüya gibi geliyor bana. Evet. O kadar güzel. Hele bir akşam Nilüfer'de bir yemek yedik, çıktık dışarıya, ışıl ışıl insanlar, güzel bir akşamdı, ılık bir akşamdı. Yaz değildi ama insanlar dışarıdaydı. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, eğleniyorlar, yemek yiyorlar. Yani bir gelişmiş Batı ülkesinden en ufak farkı olmayan, tabii,
bir atmosfer. Keza Eskişehir, keza Antalya, tabii, keza işte bahsettiğin diğer Cumhuriyet Halk Partisi. Hafta sonu Çanakkale'deydim Uğur abi. Çanakkale. Çanakkale'ye gittim, Balıkesir'e gittim kitap imzası için. Ya Çanakkale, yani sizin de memleketiniz. Tabii. Kendimi çok iyi hissettim ve inanın beraber olduğumuz arkadaşlara da, Kırmızı Kedi'deki arkadaşlarına söyledim. Yani arkadaş, elimizden her ne geliyorsa yapmalıyız Çanakkale'nin bu insani dokusunu korumak için. Çok haklısın. Çünkü yani ekonomimiz kötü, konkordatolar var, işte Suriyeliler dolmuş, evet ülkeye dair gelecek kaygılarımız var. Abi insan Çanakkale'ye bakıyor, pırıl pırıl bir Avrupa kenti, insani açıdan. Tabii tabii, nasıl saygılılar birbirine, yani dolayısıyla sırada beklerler, çıt çıkarmazlar, evet, bu kitap yaşam okumaya çok heveslidirler. Bu yaşam biçimimize, bu insani ilişkilerimize, sıradan normal insanlar olabilme özgürlüğümüze sahip çıkmamız lazım. Çok doğru. Mesela bakın İstanbul'la ilgili hep onu konuşuyoruz. Şimdi mesela aday, iyi ki aslında aday belli değil de rahat konuşuyoruz. İşte birinin olması söz konusu falan, yani kız istemeye gitmiş Kılıçdaroğlu falan, ama yani o veya değil. Yani bir insanın artısı vardır, eksisi var. Bu tamam, hepsi kabul edilebilir. Ya bir önceki muhallebiciydi kardeşim ya. Muhallebiciydi ya. Şehir oldu sütlaç gibi. Bakın herkes elini... Uğur abi. Herkes elini vicdanına koysun. Bakın Londra var, Paris var, New York var, işte Tokyo var. Efendime söyleyeyim. Yani İstanbul bir dünya metropolü. Alt tarafı işimize gitmek için 2,5 saat yol gidilir mi ya? 4 saat metrobüste beklenir mi ya? Ya bir köprüyü geçmek için 2,5 saat beklenir mi ya? Yani bu kadar insani eziyet olabilir mi? Bakın bir vizyondan söz ediyorum size. Bugün İstanbul'da pek çok ilçemizde, isim vermeyeyim kimseyi rencide etmemek için, ama yani maalesef AKP yönetimindeki ilçelerde ya deniz görmemiş çocuklarımız var. İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. İlçelerinin %60'ı denize kıyısı olan ilçeler. İstanbul'da deniz görmemiş çocuklarımız var. Denizi olmayan Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen vizyonuyla çocuklarımız suni gölde yelken sertifikası alıyor. Plaj var Eskişehir'de. Yani bir vizyondan söz ediyorum, bir yaşam biçiminden söz ediyorum. İnsanlar lehine düşünce tarzından söz ediyorum. Mesela benim için kriter, köprü yaparım, yol yaparım. Ya onu yapacaksın tabii kardeşim. Yani o belediyenin zaten fen işleri müdürünün işi. Senin işin değil ki. Bahçe yapacağım diye. Belediyenin bahçeleri müdürlüğünün işi o. Cumhurbaşkanı onunla uğraşıyor. Ya bana şu lazım. Mesela bir CHP'li belediye başkanından benim beklediğim. Yani mesela otizmli çocuklar için bir eğitim merkezi istiyoruz biz. Mesela biz engelli yurttaşlarımızın tıpkı Eskişehir'de olduğu gibi herhangi birinden yardım almadan, tıpkı yurt dışında olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi rahat hayatını sürdürebileceği şehirler istiyoruz. Biz her ilçemizde, mümkünse her mahallemizde, her semtimizde bir kadın sığınma evi istiyoruz. Biz sokak çocuk hayvanları için proje üretecek bir belediye başkanı istiyoruz. Yani biz artık buraları düşünmeliyiz. Ama bakıyorsunuz AKP yönetimindeki şehrimize, dünyanın en güzel şehri ya İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Avrasya tünelini bile su basıyor. Yani bu kadar olmaz ki. Yani dalgıçlar alt geçitten insan çıkarıyor. Yani kar yağıyor, sokağa çıkmayın diyorlar. Yağmur yağıyor, sokağa çıkmayın diyorlar. Ya bahar oluyor, alerji var. Ya kardeşim, siz bu şehri hangi mevsime göre yaptınız ya?
Bununla mücadele edebilmek bazen sürekli aynı insanlarla ve sürekli seçim kaybetmeden kaynaklanan bir karamsarlık oluşuyor. Ama yani Amerikalıların dediği gibi yani back to basic, yani temele dönüp mantığına baktığında işte tablo bu. CHP'li belediyeler olmasa dünya kriterlerinde Afganistan seviyesindeyiz. Bakın bugün mesela Bağcılar Belediyesi. Çok severim. Neden? Çünkü senelerce iş yerim Bağcılar'daydı. Hürriyet, Milliyet anlamında. Senelerce evet. Oraya gittik. Esnafını tanırız, insanlığını tanırız. Abi Suriyelileri bir doldurdular. Bugün Bağcılar'da Suriyeli çocuk sayısı Türk vatandaşı çocuk sayısından fazla. Suriyeli doğum hızı Türk vatandaşı doğum hızını geçmiş vaziyette. Yani sen bunu insanına niye yapıyorsun arkadaş? Niye yapıyorsun? Bugün Gaziantep'e gidin. Suriyeli ilçeler oluşmuş. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Bingöl'de, Osmaniye'de, Kilis'te maalesef. İnsan inanamıyor. İnsan inanamıyor. Şu anda fiilen her 20 kişiden biri Suriyeli. Sen hala diyorsun ki biz belediye. Ne belediyecisi kardeşim? Adana'da bir büyük ilçe gibi bir bölge var. Tek bir Türkçe tabela yok. Hepsi Arapça. Evet. Uğur abi, İstiklal Caddesi'ne çıkın. Arapça bilmiyorsanız size rehber lazım. Arkadaşlar, ben videosunu çektim. Sosyal medya hesabımda yayınlayacağım. Ya Arapça fal bakan var ya. Arapça kahve falı bakan var abiciğim. İstiklal Caddesi'nde. Yani bu ondan sonra diyorsun ki biz çok iyi belediyeciyiz. Sen sokaktan haberi olmayan belediyecisin. 1000 metrobüse de bir şuradan şuraya git bakayım nasıl olur. Arkadaşlar, sabah işe gidip gelirken, akşam işe gidip gelirken çok rahat gittiğimizde bile çok rahat. Yani abi çok kısa sürdü dediğimizde 1 saat sürdü. Sabah git 1 saat, akşam git 1 saat. Değil mi? Ayda 3 gün yapıyor. Ya. 72 saat yapıyor. Ayda 3 gün demek İstanbullular senede 1 ayını direksiyonda ya da otobüs koltuğunda geçiriyor. Bu diyor ki biz belediyeciyiz. Sen nasıl belediyecisin ya? Her İstanbullunun 1 ayı çalınıyor. Bugün İstanbul'da eğer 2 yaka arasında oturuyorsanız, bu söylediklerimi her gün yaşıyorsunuz. Mesailer ya 4 saate inmiş vaziyette, eğer patronunuz müsamahakarsa, ya da patronunuz acımasızsa 12 saate çıkmış vaziyette. Daha dün şehir hatları içinde deniz otobüsü hizmeti veren şirket biz bu işi yapmayacağız. Çünkü durup dururken adamın iskelesini yıktı. Bir geliyorsun iskele yok. Bir gidiyorsun otobüs yok. Biz diyorlar çok iyi şehri yönetiyoruz. Siz şehir mehir yönetmiyorsunuz. Bir de çok iyi yönetiyorlarsa neden Büyükşehir Belediye Başkanları'nı aldın görevden? Tabii. Niye alıyorsun? Yani ben mesela özellikle Kadir Topbaş'ın su muhallebisinden çok memnundum. Bakın ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Gerçekten. Profiterol de fena değil. Mesela Binali Yıldırım'ın aday olması düşünüyorum. Değil mi? Yani bulunma Sint kumaşı Binali Bey. Değil mi abi? Her şey oldu. Şimdi de şey olacak. Ben mesela Binali Yıldırım Bey'in bakın size yapabileceği muhtemel projelerini sayayım. Ben çok severim Binali Bey.
İzmirlilere mesela hakikaten teessüf ediyorum. Bu kadar güzel bir adamı İzmirliler seçmedi. Adam meclis başkanı oldu, başbakan oldu, AKP genel başkanı. İzmirlilere yaranamadı. Bakın, bence mesela Binali Yıldırım İstanbul'a belediye başkanı olursa Galata Kulesi'ni yıkıp yerine Kasımpaşa Kulesi yaptırır abiciğim. Ve çıkmasak bile o kulenin parasını öderiz. Çünkü dünyada uçmadığımız halde parasını ödediğimiz, geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz köprüyü, uçmadığımız halde parasını ödediğimiz havalimanını, girmediğimiz halde parasını ödediğimiz tüneli Binali Bey yaptı. Dünyada bundan daha büyük bir başarı olamaz ya. Geçmiyorsun, parasını ödüyorsun. İnanılmaz bir şey ya. O yüzden mesela bence Büyükçekmece Gölü'nün yanına daha Büyükçekmece Gölü yapabiliriz. Mesela lazım mı? Bakın, Atatürk Havalimanı'nı kapatıyoruz. İstanbul Havalimanı'nı açıyoruz. Niye yapıyorsun sen bu işi diyoruz? Kapasite yetmiyor diyor. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesine 90 milyon. Niye kapatıyorsun? Ya kapasite yetersiz olduğu işi yapmıyor muyuz biz? O zaman kapasitesi olan bir yeri niye kapatıyorsun? Bakın, ben İstanbullular çok iyi bilir. Belki İstanbul dışında olanlar bu söylediklerimi çok anlayamazlar şehir kullanımı açısından, ama İstanbul'un bütün altyapısı sadece Avrupa yakasının değil, Anadolu yakasının da altyapısı aslında Atatürk Havalimanı için organize edilmiştir. Evet. Mesela Avrasya Tüneli'nin yapılma mantığı aslında Atatürk Havalimanı. İnsanlar Atatürk Havalimanı'na gitsin diye Avrasya. Mesela Marmaray hattı bile aslında Atatürk Havalimanı için organize edilmiş bir hattı. Mesela Bakırköy'deki deniz otobüsü iskelesi bile aslında mantıken, evet, Atatürk Havalimanı için yapılmış. Şimdi sen mesela daha habire parasını ödediğimiz Avrasya Tüneli'ni niye işlevsiz hale getiriyorsun? Atatürk Havalimanı olmazsa Avrasya Tüneli'nin geçiş rakamı neye inecek? Mesela İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Sabiha Gökçen'le aynı zamanda beraber çalışıyor. Şimdi İstanbul Havalimanı'nı doldurabilmek için Sabiha Gökçen'deki uçuşları azaltacaklar. Oradaki şey. Evet. İyi de Sabiha Gökçen Havalimanı sadece İstanbul'un değil ki. Tabii. Mesela çevre illerinde. Tabii. Bursa'daki yurttaş da, Kocaeli'ndeki, Sakarya'daki yurttaş da hem Türkiye için hem yurt dışına uçmak için aslında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanıyor. Şimdi sen Bursa'daki vatandaş olarak çıkacaksın yola, İstanbul'a geleceksin, Sabiha Gökçen'i geçeceksin, köprüyü de geçeceksin, Atatürk Havalimanı'nı da geçeceksin, şeye gideceksin, Bulgaristan sınırına. Şimdi bunda bir mantık olabilir mi? Bakın, ben size çok samimi bir şey söyleyeyim. Bunun böyle olduğunu hep beraber göreceğiz. Ankara Esenboğa Havalimanı'nın en yüksek yolcu girişi İstanbul'da. İstanbul-Ankara. İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra havalimanına gidip Ankara'ya uçmaktansa karayoluyla Ankara'ya gitmek daha kısa. Tabii. İstanbul Havalimanı, yani Atatürk Havalimanı'nın kapatılması Ankara Esenboğa Havalimanı'nın iç hat rakamlarını bile olumsuz etkileyecek. Sonra diyorlar ki biz şehirciliği çok iyi biliyoruz. Siz şehircinin nesini biliyorsunuz ya? Nesini biliyorsunuz? Yani dünyanın neresinde 2044 yılına kadar ben sana para ödeyeceğim diye bir garanti anlaşması yapılır? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu mesela toplum sormayacak. Bence bunların belediye vaadine dönüşmesi lazım. Bunların topluma iyi anlatılması lazım. Büyük proje diye sunulan projelerin, işte biraz önce saydım,
Aslında Japonundan İtalyanına, Fransızından İspanyoluna kadar çok uluslu şirketlerin cebine para koyma operasyonu ve Türkiye'deki havuzcu tabir edilen müteahhitlerin cebine para koyma operasyonu. Yani bu milletin parasına ve zamanına günah olduğunu bu topluma anlatmak lazım. Gerçekten tekrar ediyorum. CHP'li belediyelerde yaşıyoruz. Zaman zaman sıkılıyoruz. Ama bu dediklerimin yoğun bir şekilde hatırlanması lazım. CHP'li belediyeleri daha evrensel belediyeciliğe çekerken, yani Yılmaz Büyükerşen gibi, İzmir'de Aziz Kocaoğlu gibi modellere çekerken, bu detayı asla unutmamamız lazım. En kötü CHP belediyesi bile insanların sosyal açıdan daha rahat nefes alabileceği ortamda yaşam biçimimize mutlaka sahip çıkmamız lazım. Yılmaz'cığım, zaman zaman seyircilerimiz bize serzenişte bulunuyorlar. İşte Anadolu'nun şu kentine niçin gitmiyorsunuz, bu kentinde niçin halk arenasını yapmak istemiyorsunuz diyorlar. Öyle bir eğilimimiz yok. Biz her kente gitmek istiyoruz ama Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin olduğu kentlerde maalesef halk televizyonu salonun kirasını yatırmış olmasına karşın o belediyeler bizim halk arenası etkinliğini iptal ediyorlar. En önemli neden bu. Ve ben 7. yıla giriyoruz. Bir Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden bizi davet etmesini bekledim. Yani bu bir hayal oldu benim için. Evet. Yani bir tane de çıkıp demokratça davranarak, hoşgörülü bir şekilde davranarak, ya Uğur Bey gelin biz size salon tahsis edelim, bu kentte halkımıza bir halk arenası yapın demiş olsa, biz zaten her zaman Adalet ve Kalkınma Partili yetkilileri programımıza katılmaya davet ediyoruz. Özellikle seçim süreçlerinde buyursunlar, gelsinler, onlarla da konuşalım diyoruz. Ama ne yazık ki gelmiyorlar ve demokrasinin gereğini yerine getirmiyorlar. Böyle bir daveti de bugüne kadar yüzlerce Adalet ve Kalkınma Partili belediye olmasına karşın birisinden alabilmiş değiliz. Bunu da seyircilerimizle paylaşalım. İşte biraz önce söylediğim gibi bir şey aslında Uğur abi. Mesela bu program da aslında yani siyasetten ekonomiye pek çok konuyu da konuşuyoruz ama aslında sosyal amaca hizmet eden bir program. Gayet. İşte bu da biraz önce bahsettiğim bir şey. Yani aslında yönettikleri kentin insanları sosyalleşsin istemiyorlar. Yani yönettikleri kentin insanları medeni ilişkiler içerisinde olsun istemiyorlar. Bakın bunu istemeyince şöyle bir şey oluyor. Aslında bu da topluma, yani biraz da siyaset belki elbette oy kazanma sanatı ama vatandaşa goygoyculuk yapma sanatı da değil yani. Tabii. Yani biz mesela goygoycu arıyorsak o zaman CHP'ye oy vermemize gerek yok. Gideriz. Yeteri kadar sağ partilerde goygoycu var ya. Tabii. Biz neden CHP'liyiz? Yani bu ülkenin kurucu partisi, kurucu değerlerine inanan partisi. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi canımızı da acıtsa gerçeklerin tarafında olması gereken bir parti. Mesela şimdi bugün medeni bir ülkeye gidiyorsunuz. İnsanlar, araçlar insanlara yol veriyor. Mesela siz caddeye, asfalta ayağınızı attığınız anda otomobiller duruyor. Duruyor. Hatta sizi tedirgin etmemek için biraz geride duruyor. Araçlar insanlara yol veriyor. İnsanlar bisikletlere yol veriyor. Yani medeni insanların ilişki biçimi bu. Mesela bunu söylediğimiz zaman işte mesela buradaki toplum bunu yadırgamıyor. Çünkü buradaki toplum da insanlara yol veriyor. Ama siz böyle bir dünyanın varlığından insanları kopardığınızda işte insanlar trende ölür, madende ölür. Bunların hepsini fıtrat diye
kakalayabilirsin. Yani sinyalizasyon olmasa da olur diyebilirsin. Mesela sinyalizasyon olmasa da oluyorsa o zaman trafik ışıkları da olmasın. Olmasa da olur. Değil mi? Bence o Ulaştırma Bakanı olmasa da olur aslında. Şimdi birkaç mesajı paylaşacağım. Ondan sonra kitaba geleceğiz. Profesör Tamer Koldaş hocamız, değerli bilim insanı. Biz biraz önce Büyük Önder Atatürk'ün çocuklara malt hülasası tavsiye ettiğinden söz ettik. Evet. Arpada doğal olarak bulunan vitaminler maltlama sürecinde artarak daha zengin hale geliyor. 100 gram arpa maltı besin değeriyle B12 ihtiyacımızın %10 kadarını karşılarken B1 ve B6 vitamini ihtiyacımızın %44'ünü, B2 vitamini ihtiyacımızın %34'ünü, niyasin %88, E vitamini ihtiyacınızın %80'ini karşılıyor. B9 vitamini ihtiyacımızın ise %100'ünü karşılayabilen arpa maltını son derece değerli bir besin olarak öneriyoruz diyor. Hakikaten benim çocuklar da daha bebekken Profesör Erkan Topuz'a sormuştum. Ne tavsiye edersiniz diye. Bir malt hülasası. Malt hülasası. Evet. Zaten işte Cumhuriyet'in, yani Mustafa Kemal Atatürk vizyonunun, işte bu değerli hocamızın da anlattığı bilimsel gerçekler ışığında Atatürk Orman Çiftliği'ne kurduğu fabrika bunu üretiyor. Evet, tabii. Ya yani bunu adam bira diyor. Yani. Bira diyor, evet. Bira, yani. Atıyor iftirayı. Tabii. Bu arada vefalılar, Hakkı Baliç, Vefalılar Derneği Başkanı, senin kitaptan elde ettiğin, Kırmızı Kedi'nin kitap gelirlerinden elde ettiği, Mustafa Kemal'den elde ettiğiniz paradan yaptığınız bağış için teşekkürlerini iletiyor ve Vefa camiasının bundan dolayı fevkalade mutlu olduğunu ve herkesin sonsuz teşekkürlerini ifade ettiğini söylüyor. Ben de iletiyorum. Var olun. Ben değerli arkadaşım Haluk adına da konuşuyorum. İyi ki varsınız. Bize yeni Uğur Dündarlar yetiştireceğinizden eminiz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26. dönem Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, tren kazasıyla ilgili konuşmadan sonra şöyle bir mesaj göndermiş. Sayın Dündar, sizi ve konuğunuz Sayın Yılmaz Özdil'i saygıyla selamlıyorum. Son tren cinayetleri ardından izlenen bakan ve genel müdür tepkileri göstermiştir ki, bu bakanlar, bu kafa elinde yüksek hızlı trenlerimiz maalesef kitle katliam araçlarına dönüşmüştür diyor. Çok üzücü bir tespit bu. Maalesef. Bu nedenle Sayın Özdil'in bana oy vermek için kaydını Konya'ya nakletmesine iyi ki gerek kalmamış. Ya maazallah hızlı trenle gelmeye kalksaydı demiş. Allah korusun, bir daha böyle bir kaza olmaz diye düşünüyoruz, diliyoruz. Ve sadece Konyalıları değil, tüm yurttaşlarımızı Allah korusun diyoruz. Bu arada Gökmen Ulu kardeşimiz sözcüyle ilgili konuşmamızdan sonra, ki o bu dava kapsamında 174 gün yanılmıyorsam zindanda kaldı. O da iyi ki Yılmaz abim, iyi ki Uğur abim var, sağ olun, var olun diye mesajını göndermiş. Bunları, daha çok mesaj var ve Twitter'da programın başından itibaren Halk Arenası, Trend Topic tabir edilen en çok konuşulan konular arasında. Şimdi ben sözü Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonuna getirmek istiyorum. Efendim, bu akşam matbaadan geldi, Kırmızı Kedi yayın evinden geldi ve sevgili Yılmaz da ilk kez gördü. Çocuk versiyonu son derece özenli bir baskı, kağıt kalitesi fevkalade güzel.
Ve bizim çocukluğumuzun o alfabesinde anlatılan tarz var ya, onu çağrıştırdı bana. Başlıklar halinde 10 bölümde toplanmış Mustafa Kemal Atatürk ve çocuk, Mustafa Kemal Atatürk ve temizlik, Mustafa Kemal Atatürk ve sanat, Mustafa Kemal Atatürk ve okul, Mustafa Kemal Atatürk ve doğa, Mustafa Kemal Atatürk ve sofra, Mustafa Kemal Atatürk ve hayvan sevgisi, Mustafa Kemal Atatürk ve spor, Mustafa Kemal Atatürk ve kitap, Mustafa Kemal Atatürk ve annesi. Gerçekten çok güzel başlıklar. Bir çırpıda okunan hap gibi kitapçıklar. Ve kaç dakikada okunuyor Yılmaz? Yani. Şimdi bu Uğur abi, bu kitap 3-7 yaş grubu çocuklar için hazırlandı. Yani hayatımın en eğlenceli süreciydi diyebilirim. Çünkü okul öncesi çocuklar, yani anaokulu çocukları için biz buna kundak versiyonu diyoruz. Bir okur taktı bu ismi, kundak versiyonu. Bir kitap yazmaktan veya bir köşe yazısı yazmaktan çok daha zor olduğunu gördüm. Çünkü onların dünyasına inebilmek, onların algı ve beğenisine hitap edebilmek bir yandan çok eğlenceli, bir yandan gerçekten çok zordu. Uzman pedagogların eşliğinde hazırlandı. Çünkü öğretmenlerimizin, anaokulu öğretmenlerimizin ve ilköğretim öğretmenlerimizin görüşlerine dikkat edildi. Onların bilgisi ışığında hazırlandı. Bu kitabı yazmamızın temel sebebi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek baskısına ulaştı. Bundan çok onur duyuyoruz. Ama temel hedefimiz aslında çocuklardı. Biz Türkiye'de doğan, büyüyen her yaş grubu çocuğa Mustafa Kemal'i ulaştırmak istiyoruz. Bir tespitimi paylaşabilir miyim? Çok içtenlikle söylüyorum. Ben şöyle bir göz attım hepsine. Bugüne kadar milli eğitimin yapamadığını siz gerçekleştirmişsiniz. Burada gerçekten çok emek var. Buradaki temel felsefemiz aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü işte okulun bahçesinde bir büst, sınıftaki bir poster olmaktan çıkarma amacını gidiyordu. Çünkü samimiyetle inanıyorum ki işte biraz önce demir yolları meselesinde de gördüğümüz gibi Mustafa Kemal'in hayat hikayesi bu ülkenin aslında kurtuluş reçetesi. Ve bu kitabı hazırlarken biz 3-7 yaş grubu çocuklara Mustafa Kemal'i ilk kez arkadaş olarak anlattık. Ve somut bilgilerle yazılmış ilk anaokulu kitabıdır. Biz şuna inanıyoruz, bütün uzmanların da görüşü bu yönde, böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin çocukları Mustafa Kemal'in sadece spor alışkanlığını bile örnek alsaydı bugün çok daha sağlıklı bir neslimiz olur. Mustafa Kemal'in sadece temizlik ve giyim kuşam alışkanlığını bile örnek alsaydık bugün çok farklı bir toplumla karşı karşıya olurduk. Mustafa Kemal'in sadece kitap alışkanlığını örnek almış olsaydık, sadece sanat merakını örnek almış olsaydık, sadece hayvan sevgisini, sadece çevre duyarlılığını örnek alsaydık bile bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu. Bu 10 kitabı bu perspektifte hazırladık. Ve bu 10 kitabı elbette ismi Mustafa Kemal Atatürk. Ama inanıyoruz ki bu kitabı okuyan çocuklar Atatürk'e arkadaşları Mustafa Kemal olarak hitap edecekler.
Mustafa Kemal Atatürk'e hayatı boyunca sadece eşi Latife ve arkadaşı Jonker, Kemal diye hitap ediyor. Biz istiyoruz ki bu ülkenin çocukları bundan böyle Atatürk'e arkadaşları Kemal olarak hitap edebilsin. Bunun üzerinde çok ciddi emek ve çok ciddi maliyet var. Öncelikle elbette Kırmızı Kedi'nin sahibi değerli arkadaşım Haluk'a, yani elini taşın altına koyduğu için tabii, çok teşekkür ederim. Çünkü alkışlıyoruz. Çünkü kağıdın maalesef ithal olduğu bir ülkede hakikaten inanılmaz rakamlar riske çok kaliteli kağıt. Edildi. Evet. Türkiye'nin en iyi matbaasıyla çalışıldı. Değerli Nalan Alaca resimledi. Kendisi bu kadar emek vermeseydi bu kadar harika bir şey ortaya çıkamazdı. Ben hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda her bir sayfada Mustafa Kemal Atatürk'ün konuyla ilgili fotoğrafları var. Bu fotoğrafları biz Türkiye'nin en zengin Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı arşivine sahip olan değerli İzmirli, İzmir Atatürk'sinden değerli abim Henry Benazus'tan aldık. Henry Benazus gerçek bir yurtsever, gerçek bir Atatürkçüdür. Bu kitap için bütün arşivini bize açtı. Kendinizi hepinizin huzurunda kendisine çok teşekkür ona ederim. Ona da bir alkış. Bu kitap Cumhuriyet tarihinde hakikaten aslında bundan çok gurur da duyuyoruz, onur da duyuyoruz. İlk baskısı 2,5 milyon adet olarak hazırlandı. Basımı günlerce sürüyor. 24 Aralık'ta bütün Türkiye'de çıkacak. Bizim hedefimiz 5 milyonu geçmek. Bravo. Türkiye Cumhuriyeti'nde 3-7 yaş grubundaki bütün çocuklara biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ulaştırmak istiyoruz. Kırmızı Kedi'nin satış ekibinden, dağıtım ekibinden, şoföründen, ofis boyuna kadar, iletişim direktörüne kadar gerçekten herkes gecesini gündüzüne katıyor. Buradan onurla söyleyebilirim ki bastırdığımız matbaadan dağıttığımız kitap evlerine kadar herkes büyük bir özveriyle kendi kazanacakları paradan servetler boyutunda fedakarlık ederek bu rakamları ortaya çıkardılar. Bütün amaç yani Türkiye'nin en ücra köşesindeki bizimle hiç alakası olmayan bir kitap evinde çalışan gençlerin bile bunu adeta kendileri yazmışçasına dağıtmak için, tanıtmak için ne kadar büyük çaba gösterdiğini görüyoruz. Bu aslında bizi sessiz çoğunluğun aslında ne kadar yalnızlaştırıldığı, kendini ne kadar azınlıkta hissettiği konusunda bir kez daha uyardı. Bizi bu yandaş ve sahtekar medyayla aslında Türkiye'nin hakimi olmamıza rağmen sanki küçük azınlıklarmışız gibi, sanki sadece biz böyle düşünüyormuşuz gibi birbirimizden bile korkar hale getirmişler. Mustafa Kemal Atatürk kitabı aslında bu duvarı yıktı. Herkes... Bir de müthiş bir yapıştırıcı oluyor değil mi? Öyle Uğur abi. Özellikle sizin Alt TV'nin katkılarını unutabilmemiz mümkün değil. Bir anekdotu burada. Bütün Mustafa Kemal Atatürk sevdalılarıyla paylaşmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Sayısız Türkiye'nin saygın işvereni ve firması
ulusal ya da uluslararası firması kitaba destek olmak için bana ulaştı. Ne gerekiyorsa yapalım. Çok şükür ki bunların hiçbirine gerek kalmadı. Aloğun gücü ve kitabın gücü buna yetti. Ama bir anekdotu gerçekten hepinizle paylaşmak isterim. Varlığıyla onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer beni aradı. Nasıl bir imece olduğunu göstermesi açısından gerçekten onurdan gözlerim doluyor. Bana şunu söyledi. Beni de kırmamak için kelimeleri de çok her zaman olduğu gibi özenle seçerek bir maddi sıkıntı söz konusuysa ben kişisel olarak buradayım. Bravo. Şimdi bir bu kitabın yani bir insan bundan daha büyük bir onurla karşılaşabilir mi bilmiyorum. Bu kitap kitap olmanın dışında bir hadise oldu. Bir toplumsal imeceye dönüştüğünü görüyoruz. Biz tekrar söylüyorum. İşte şimdi İngilizce, Almanca, Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Çince ve hatta farklı bazı sürpriz şeyler de geliyor, teklifler. Bütün dünyaya da bunu açmaya devam edeceğiz. Kundaktaki bebekten hayatımızı, gözlerimizi kapatacağımız noktaya kadar bütün yaş kuşağına biz Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmaya ve aslında bu mücadeleyi bu yolla kazanmaya kararlıyız. Ben bu çabaların toplumda çok büyük bir etkileşim yaratacağına ve bazı düşüncelerin değişmesine vesile olacağına, değiştirebileceğine ve bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımamış olanların gerçekten tanımasına ve sevmesine yol açacağına yürekten inanıyorum. Bir sosyal ve kültürel değişim olacak bu kitap sayesinde. O nedenle çok değerli buluyorum. Sadece değerli bulmakla da kalmıyorum. Bununla ilgili olarak çaba göstermenin milli bir görev olduğunu yürekten inanarak ifade ediyorum. Ben de üzerime ne düşerse bugüne kadar yaptıklarımı yok sayıyorum. Bundan sonra da aynı gayretle üzerime düşeni yapma sözü veriyorum. Bu arada bir sürpriz, haberin yok. Müjdat Gezen de kitaptan yola çıkarak oratorya yapacak. Evet. Evet. Bir de burada Uğur abi bir not daha. Müjdat abim sağ olsun. Bir de bu kitap vesilesiyle aslında bu toplumsal yani şu anda okuruz, okumayız falan bunlar aslında şey değil ama hepimizin haberi olsun diye bunu özellikle bu kitap bağlamında bir farkındalık projesi olarak ele almak istedik. Bu kitaplarla beraber kitabı alsanız da almasanız da bunun hiçbir önemi yok. Ama girdiğiniz her kitap evinde size 4 sayfalık bir davet mektubu verilecek. Ben yazdım. Darüşşafaka'ya annesi veya babası olmayan çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratma bağlamında
Dünyanın en büyük ailesi olan Atatürkçülere bir çağrımız var. Bunu bir toplumsal farkındalık, toplumsal duyarlılık projesi olarak ele alıyoruz. Hepinizin bu anlamda desteğine ihtiyacımız var. Darüşşafaka'ya da kısmetse inşallah 24 Aralık itibariyle bu anlamda bir sürprizimiz var. Çok güzel. Zaten büyük bir katkıda bulunmuştunuz, bağışta bulunmuştunuz. Bu da devamı olacak. Çok güzel hareketler bunlar. Haftaya sevgili Müjdat Gezen ve Türk tiyatrosunun muhteşem gerçekten ismi muhteşem Metin Akpınar, uzun zamandır ekranlarda yok, dostumuz Halk Arenası'nın konuğu olacak. Yılmaz Yaran Eskişehir'de. Evet, Eskişehir. Mustafa Kemal'i imzalayacak. Evet. Hangi ilçede olacaksın? Eskişehir'de bir kitap fuarı var. Eskişehir Kitap Fuarı'na katılacağız. Ama haftaya inşallah Allah sağlıkta bir sıkıntı yaratmazsa Müjdat abiyle Metin Akpınar'ı izlemek için şurada olacağız herhalde. Sağ ol Yılmaz'ım. Ben ve Müjdat Gezen de yarın akşam Maltepe'de, Maltepe Belediyesi'nin Türkan Saylan salonunda Necip Hablemitoğlu adına verilen ödülleri alacağız. Oraya da bekleriz. Buyurun. Evet, sosyal medyada programın başından itibaren bizi takip edip destek veren çok değerli takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Ekran gerisinde saatlerdir bizi sabırla izleyen vefakar Halk Televizyonu seyircilerine çok teşekkür ediyoruz. Sözcü ve Halk Televizyonu'na olan desteklerinizin katlanarak artmasını rica ediyoruz. Çünkü bunlar çok önemli, hayati değer taşıyan yayın kuruluşları. Bunlar susarsa emin olun Türkiye susar. Ben sevgili Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Kırmızı Kedi Kitap Evi'ni bu olağanüstü çabası ve katkısı nedeniyle yürekten kutluyorum. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuoğlu'na içtenlikle teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Ve sizlere, bizi yalnız bırakmayan çok değerli Kadıköylülere tekrar tekrar teşekkür ediyor. Güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. We'll be right back.